Alt katında babanızın sunağının, üst katında garip kapalı bir elektronik dükkanının olduğu mahalleden çıkıp evinize geri dönüyorsunuz. Suat abi bana bak. Sen niye orada böyle bir anda hadi çıkalım buradan dedin ya? Ne? Şu anda saat normal herhangi bir şey var mı Rengi yok üzerinde? abi, şu an düz saat. Şu ekranda gördüğüm Aynen şeklinde. öyle. Shine. Yani anlatamıyorum da saat bir şey var bu saatte. Nasıl bir şey var ya? Bir versene abi falan deyip böyle bir uzanıp bakmak istiyorum hani yakından falan. Buyurun. Öyle. Abi, ya bu saatte bir numaralar var mı ya soykan? Böyle hani görselde gördüğümüz de tabii yani hani böyle düğmesi var mı işte Biz altında pili bir biz şeyi. arat istersen abi. Olur abi. Böyle miydi? De. Var mıydı? Ha, de. De. De, yanlış hatırlıyormuşum. Yo D20, D20. Ha, okey. 17. Abi biraz böyle sağını solunu inceliyorsun. Şey Aha. çok belli. Normalde ya saatin malzemesi falan bir şey değiştirilmemiş ama şeyle güzel oynanmış. İçiyle güzel oynanmış. Normalde bu malzemede bir şeyin bu kadar ağır olmaması lazım. İçindeki mekanizma biraz böyle kurcalanmış. İşte normalde bu tarz saatlerde olmayan kadar vidası ıvırı zıvırı falan var. Bu böyle bir Ar-Ge çalışmasının ürünü bir şey. Bu bir teknolojik bir ürün yani. Onu net fark Aynen. ediyorsun. Hani siz daha böyle şey kafasındaydın bu incelemeyi yapana kadar. Selamun kavlen yani bu tövbe estağfurullah falan bir noktadaydın. Şu anda böyle Aha. şey gibisin daha çok. Ulan neler yapıyorlar ya gibi bir yere yavaş yavaş geliyorsun. Okey. Abi saati koluma takıyorum. Hani böyle kayışını mayışını. İşte sıktım bir böyle. Bakıyorum kolumda kaldırıyorum, indiriyorum. Böyle acayip hareketlerle hani bir etkileşim olacak mı falan gibi. Herhangi Herhangi bir bir şey olmuyor abi. titreşim, bir ses, bir şey yok. Çıkarttım geri. Suat, yani sen bundan ne gördün? De, yani bir Ya bir şey görmek gibi değil abi. Bak his mesela gibi mi? sen şimdi aynaya bakınca ne görüyorsun? Kendimi. Ben sana bakınca böyle bir mor görüyorum ya ya da Şahin'e bakıyorum ve mavi görüyorum. Niye abi? Yani bana bakınca beni görsen ne kadar da güzel Abi olmaz mı? ama senin Bu adamda mavini mı var işte görüyorum işte Şahin'cim Şahin. ya? Senin mavini görüyorum Ya yani. anlamıyorum abi Ha, onu. başka bir yerde Şahin görmediğim bir mavisi. mavi. Başka bir yerde görmediğim bir mavi. Bu da abi Ha. görmek değil hissetmek ve böyle sanki bir şey yapman gerekir. 2 saat sonra bir yere gitmen gerekir. O aklından çıkar, onu unutursun. Bir şey Unutursun. ulan bir Sonra bir şey anda aklına unuttum. gelir mi? Yo bir şey unutuyorum ama ne Ha, unutuyorum ne dersin. unuttuğunu bilmezsin. Ha Evet. ama bir şey unuttuğundan emin olursun. Bilirsin. Bugün dersin Evet. ki ben bir şey Ne unuttum. oldu? Abi Acaba niye unuttum ya? aynen öyle oluyor işte. Aynen Peki. öyle tarif edebileceğim bir şey. Gitmem Allah Allah. Abi lazım. sana bir şey soracağım Suat abi. Bu senin renk görme mevzuları falan var ya, sen belli ki zaten hani Oğlum bunu renk görme gibi düşünme. Bu Renk. ben zaten Abi. siz nasıl görmüyorsunuz Saat. onu anlamıyorum ya. Ay saat sana böyle Suat abi sen fiziksel de bir renk mi taktın. gösteriyor yani? Sen de taktın abi saati. Ben de Baktım. taktım saati. Abi Bize saat. hani bir şey söylemedi gibi oldu. Oğlum saat Suat abi. tupturuncuydu Söylemiyormuş lan. galiba ya. Saat Saat tupturuncuydu oğlum. Bak bu şu sefer an ne? hissetmekten falan bahsetmiyorum ha. Turuncuydu saat. Tamam bro. Okey. Ben senin Turuncuydu. Şu an ne? kolundayken de baktım. Hiç turuncu değildi işte. Sen şu an Abim mavi mi vallahi görüyorsun? billahi Yeşil. turuncuydu. Yeşil mi görüyorsun şu an? Saat nasıl gezip geliyor sana? Hissi ne Suat'cığım? Saat kaç Soykan? 1'de gittiniz diye hatırlıyorum. Aha. 2. Öyle. 2. Ha, 1 saat mi kaldık orada? Tabii canım. Tamam. Saati gösteriyordum bizim saat. 2. Tamam saat. Yani aşağıda Abi. geri kurmuşsunuzdur diye Düzelttik düşünerek. onu. Okey. 2 abi şu an. Şu an 2. 2. Normal bildiğin Yani saat bak işte. her saatin Aa. yapması gereken şeyi yapıyor diyorsun abi. Bir dakika. Şu an mı? Evet abi.
Ama ulan işte turuncuya döndü oğlum. Turuncuya ben anlamıyorum. Bak bunu ben görmüş olamam arkadaşlar. Ben şeyi anladım artık, tamam mı? Onu kafamda oturttum. Mesela diyorum ki ya bu perşembe günü çok yeşil diyorum. Siz demiyorsunuz. Onu hissetmiyorsunuz. Nasıl hissetmediğinizi anlamamakla birlikte şeyi çözdüm yani. Tamam onlar hissetmiyor, ben hissediyorum. Okey. Ama bu turuncuyu gözümle gördüm lan. Öyle bir hissetme falan değil çocuklar. Döndü turuncu oldu saat ya. İki abi bir şey diyeceğim. Hatırlıyor musun? İşte şu saate alarm kurdum. Şu tarihe şöyle yaptım. 8 Haziran 8 mıydı? Haziran 2081'e kurdum. 11 Haziran 2081'e erteledim. 13 Haziran 2081'e kurulu. Oğlum iyi ki sen bizim kardeşimizsin. Bu emin ederim şu çocuk yüzünden hiçbir şey hatırlamak zorunda değiliz ya. Oğlum bak Suat, böyle bir yapsak mı acaba? Bir şey döner mi? Niyelim nasıl? Mi? Ama sen onun üzerine tarih kurabiliyor musun abi? İşte abi, bilmiyorum ki ayarı nasıl varsa öyle bir düğmesi bir şey. Kadranlar falan çok fazla var. Hani saati akrep yelkovan dönüyor da belki diğer kadranlar tarihtir. Bir bak abi, ben bak, anlamam bu işlerden. Ona bakarken tam da kurmadan size sadece şunu soracağım. Yani o tuşuna falan basmayın şimdi. Saatin ne olduğu belli değil. Bir anda turuncuya döndü diyor. Tövbe yani, zamanda geriye mi gideceğiz ne olacak belli değil. Ben biraz işkillendim. Asıl meseleyi kaçırıyoruz. Ne abi? Hem sevgili abilerim, canım abilerim. Hiç de farkında değilmişsiniz gibi. Bakıyorum saat, yani şuradan çıktığımızdan beri eve gelene kadar suratınıza baktım. Bir şey diyecek misin? Annem hayatta. Benim annem hayatta. Oğlum harbiden ya. Hayır saçmalama. Bak bu beklenti. Güzel kardeşim bak, daha geçen zaten seninle bir ufak sıkıntı yaşadık. Gel beni dinle, abini dinle. Fuat abim de ben söz verdim ben Fuat abime. Sen benim canımsın. Bu beklentinin bizi üzmesine izin vermeyelim çocuklar. Abi benim bir beklentim yok. Orada Brian ne dedi bize? Anneniz dedi, kaçtı dedi. Haber alamıyorum dedi. Haber alamıyorum dedi. Ama oğlum, şimdi her haber yıl... alamadığımız... Oğlum... Sen en son Leo'dan ne zaman haber aldın? Bunlar çok idealist insanlar. Sırf idealleri uğruna yolda ezemeyecekleri, üstünden geçemeyecekleri, görmezden gelmeyecekleri ahlak, doğruluk ilkesi yok ki bunların. Her şeyin üstünden geçerler. Bu adam sırf biz bununla tezgah yapalım diye anneniz yaşıyor yalanını da uydurmuş olabilir abi. 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 Yani emin miyiz yani? Sen en son Leo'dan ne zaman haber aldın? Suat abi. Oldu 2-3 gün. Öldü mü sence? Oğlum ama alsam alırım böyle Leo'dan haber ya. Her haber alamadım. Yani ama. İşte ben de onu diyorum abi. Yani her haber alamadığımız şey insan öldü diye bir şey yok. 20 yıl Leo'dan haber alamasam derim ki Leo öldü herhalde ya. Oğlum babamızdan da haber alamadık o zaman. Babamız da öldü. Ölmedi. Ha. Ya da he. Aldık ya abi. Bu adam öldü. Astım öldü. Oğlum bu adam. Oğlum babamızın öldüğü haberini veren, annemizin ölmediği haberini veren aynı adam. Evet abi. Biz niye bu adama bu kadar güveniyoruz gerçekten? Senin ağzın hakikaten çok iyi. Biz niye bu adama bu kadar güveniyoruz? Çok doğru bir soru olmakla birlikte bizim bu adama biraz da güvenmemiz lazım abi. Şu an kolunda duran turuncuya döndü diye iddia ettiğin ve bizi oradan apar oğlum, topar çıkarttığın saati o abi konuşuyorsun bak, gerçekten sinirleniyorum. Yok ben inanıyorum abi, ben görmediğim için sadece. Hayır abicim ben inanıyorum. Benim Suat abim yalan söylüyordur demiyorum. Ben inanıyorum sana ama ben görmedim ya. Tamam. O yüzden iddia ettin demeyelim. Yani turuncuya döndü diyelim ya yine. Ben senin, görmemişim olsun yani. Anladın benim mı? O görmediğim, senin turuncuya döndüğünü söylediğin o saati, senin parmak izinle çalışan bir çantadan annemin yadigarı diye vermedi mi bu adam bize? Oğlum bak kardeşim, ben demiyorum ki bu adam bizi öldürmek istiyor. Böyle bir şey yok. Sakin. Bu adam tamam bizim tarafta, bizim side'de. Okey. Ama şöyle bir sorun olabilir. Bu adam işte bu nihai planları varmış ya bunların, Barış Keskin'le. Evet. O planları doğrultusunda. Ama nasıl plan yapmış babam? Ha? Lan bir dakika. Çizecekmiş Dream Corp'u ha? Oğlum, ben diyorum şey size, bizimkiler boş insanlar değil diye senelerdir anlatıyorum. Ya Şahin bir dur bir oğlum ya. Hemen istiyorsun ki gaz olsun, hemen gidelim bir yerleri gaz yakalım. Gaz olsun değil abi. Ya, ama gerçekten ben aksiyon ya. Oğlum ama bak. Yapmışlar. Tam yapamamışlar gibi Şahin ama neyse, evet güzel bir yol kat etmişler. Fuat. Biz yaparız işte. Ya bu Brian? Bana bununla gel abi. Biz az önce bizzat arkadaşlar. Bak öyle annemden yadigar saat, babamdan bilmem ne çanta falan değil ha. Bizzat babamın üzerine böyle çiçeklerin falan konduğunu gördük. Yok yanlış. Bak senin de orada yanlışın var Suat abi. O babam değil. O sembolik. O temsili mi diyorsun? Abi söyledi ya adam orada. Ben adam orada dedi alınacaktım. Babam nerede oğlum?
Abi Hayır babam abi nerede? o işte. Onu soralım bak. Babamı Mefka yani. öldürdülerse nereye gömdüler onu soralım. Onu ben de merak ediyorum. Sunağın 2000 kilometre ötesine koymamışlardır ya. Adam sunak dedi, çiçek dedi, çelenk dedi. Abi Bahar sunak öyle bir kesin şey değil ki. Altındadır lan. Abi ben kesin altındadır oğlum ya. Seni hiç ben çok hayal kırıklığına kıllandım uğratmak ha. istemiyorum ama o da sembolik galiba ya. Emin misin? Güzel ya abi öyle, sunak öyle dediğin bir şey şey var sembolizmle alakalı bir şey zaten. Sunak öyle altında ulan mezar gök duran bir adam şey değil. O zaman Sembolizm ya babam da yaşıyorsa? Hayır. Babam ölmüş olabilir. Bak ben orada şimdi siz biraz haklısınız. Ben de şimdi size böyle çok karşı çıkıyormuşum gibi anlamayın ama şimdi orada hadi Brian'a o kadar inanmıyoruz. E senelerdir Niko abim sana şeftali getireceğim dedi ya gözünü seveyim. Getirmedi. Getireceğim dedi. Güvenilir biri değil oğlum. Baksana adam hiç oğlum, getirmedi. Dur ya. Dur hakikaten ama bak. Siz ama Dur kimseye yanına lan. güvenmiyorsunuz Dur abi. şimdi Hayır o, şeftalisini oğlum birine kayısısını. güvenmek için biz için bir sebep Abi. olması lazım. Çok pardon Abi. Suat yani. Fuat. Allah aşkına beni bir dinleyin. Şunu bir düşünelim. Tamam abi. Hakikaten Sendeyiz. düşünelim. Şimdi Brian, babamla annem çılgın bir plan yaptılar. Tamam mı? Tamam. Brian'ın söylediği bu. Ya bu çılgın plan, annemle babamın yaptığı çılgın plan, tam tersi bir çılgın plansa. Nasıl Yani yani? annemle babam şöyle bir plan Nasıl? yaptı diyelim ki. Ya insanlara çip taksak Takılmalı. ne güzel olur. Peki Suat abi Dinle lan soruyorum. dinle. Dur bir Tamam dinle. hayır bunu böyle bir sohbet gibi yapalım abim. Güzel abim kaç yaşındasın sen? Söyle dinliyorum kardeşim. Çipin var mı? Yok diyebiliyorum. E annem babam senin dediğin gibi bir düşüncede olsalar sana çip taktırmazlar mıydı ya? Belki değnek Yine. olarak kullanmak istemediler oğlum çocuklarını. Artı çocuğuna niye yapsın oğlum böyle bir şey yani? Herkes takmalı diyor ya şimdi Suat abim. Hayır adamlar öyle başladı Ters dediler ki çip kapalı. niyetler Sonra diyorum ki bak bunların üzerine bir iftira attılar. Bunlar baktılar çok yükseliyor. Brian aradan antin kuntin hareketler yaptı. Bu bunlar. sistemi değiştirmek için babamın oğlum ortada bir tane Sen var ya. köstebek var. Kim lan bu Köstebek köstebek? var lan Ya harbiden Brian'sa bu köstebek var ya. köstebek? Şşş, bir şey Bu söyleyeceğim. bir biçim biri sonuçta barış keskeni satmamış mı kardeşim? Siz şimdi şey mi diyorsunuz? Biz Dream Corp'un varisleriydik de 7. bölgede yaşamak zorunda mı bırakıldık diyorsunuz Ya yani? öyleyse Ya. diyorum. Ya abi çok güzel sallıyorsunuz da. Yani Öyleyse ne olacak oğlum? Bu saatten sonra gidip Melania Hanım bizi mi emzirecek? Yani Allah aşkına ne alaka yalnız ben yani? emerim şimdi yalan yok. Abim neler Sen söylüyorsun belli ya? emeceğim biz onu gördük geçen Kapı gün çalıyor odada abi. zaten. Allah Allah. Ben kapıyı açayım abi falan Şahane. deyip gidiyorum. Ben de Açtım. saat Kim tekrar koluma takıyorum normal bir kim şekilde. o diye bir bakım şey mi sormam mı lazım yoksa göz deliğim var mı benim Var abi var. kapımda? Var var. Tamam bakıyorum abi. Leo. Tanıdığım biri mi? Leo. Ha açtım Aha. o zaman hiç sormadım bile. Hoş Sen geldin Şahin. kardeşim. Hoş buldum. Buyur. Bir konuşalım bir kahve içelim. Konuşalım kahve içelim. Kahve var mı sizin evde? Getirdim. Tahmin ettim sizde yoktur. Getirdin mi? İyi yaptın. Ama Tamam. 3 Süt bardak var getirdim. mı? Süt de getirdim. Allah'ım böyle. Süt de getirdim. Tamam gel o zaman. Deyip alıyorum içeri. İyice restorana çevirdiniz. Çantasından Yok çıkarıyor oğlum abi böyle biliyorsun. bir karton bardak kahve şey granül kahve. Süt almış bir bardak falan böyle. Sütü azar azar içeceğiz. Tamam ben Tamam. süt Ben içeceğim. Hoş de süt geldin Leo. içmem zaten. Ben de Nasılsınız su abilerim? koyarım. İyiyiz kardeşim İyi. sen Biz de az nasılsın? önce Nasıl seni gidiyor? andık vallahi ya. Suat Allah'ım abim lan. abimin bir şey 5 dakika oldu vallahi. Ne diye? Ha. Öyle Leo'dan 2-3 gün haber Neredeydik? alamasan öldü diye düşünür müsün falan diye geyik yapıyordum Abi, kendilerine. bize nasip olur mu be? Biz ölmeyiz ki abi. Biz yaşıyoruz bu hayatı işte. Yaşa güzel kardeşim. Gördük zaten geçen gün nasıl yaşıyordun. Keyifler yerinde mi? Fena değil sen de. Karışık. Biraz bende de karışık abi ya. Hayırdır? Anlat Komedyenlik bakayım ya. işleri mi? Sıkıntını bir Ya çıkar. komedyenlik işte oradan hiç haber çıkmadı. O mahallelere falan yayılacak dediler ama daha bir şey gelmedi valla. Ha, çıkar 2 gün İsmail oldu abiye belki. gidiyor herhalde işler. Bana şey O olmadı zaten ama önden İsmail kapatmış abinin ya. Ben duydum bakalım. büyük gösterisi varmış. Dedi ama yine ben bahsettim hani abi nacizane ben de denedim güldüler diye. Olursa dedi açılış maçılış yazarım dedi. Ha Onda güzel iyi he, iyi. aynen Güzel onda olur. sıkıntı yok. Abi ben sizde vallahi başka bir şey konuşacağım. Geldim öğlen öğlen de bugün biliyorum gitmiyorsunuz. Tamam Annemlerle söyle. konuşamadım. Ya siz anlarsınız beni abi. Bu sefer böyle sizle arkadaş gibi değil de hakikaten bir küçük kardeşiniz gibi bir akıl almaya geldim. Daha söyle. Hadi bakalım.
Sırt çantasından kahve üstü çıkarmış diye bir daha böyle gitti ön gözünden böyle buruşuk bir kağıt çıkardı. Abi ben galiba bu işi yapacağım. Ne işi lan o falan deyip alıyorum Ne elinden işte ya? bakıyorum. Bu şeydeki implantasyon günündeki ibret mangası vardı ya 10 bin dolara. Aa, evet, saygı vermedi aldım. Günlük 10 bin dolara böyle bir aşağılanacak çevrim dışı arıyorlardı. Onu uzatıyor böyle mahcup mahcup. Neymiş la Şahin o? Abi salak salak konuşuyor ya, bu ibret gününe mi denk katılacakmış, Ya gözünü seveyim Leo. oğlum Allah. Abi şimdi şeyden geldim size açıkçası. Yanlış anlamayınız. Bizim gizlimiz saklımız yok da. İyi. Siz Yok. akademiden ötürü orada oluyorsunuz ya törende. Hani siz Leo? zaten göreceksiniz beni diye önden bir söylemeye Oğlum sen geldim. salak salak bak kararını da vermişsin. Bize haber vermeye geliyorsun. Sen aptal mısın? Sen neden bahsediyorsun ya? Abi Olur işte mu oğlum böyle bir şey? öbür Manyak iş mısın çık. sen? Biz sana iş bulduk, güç bulduk. Bak komedi dedin, kendin de hoşuna gitti. Otur otur. Dur. Suat Aa, abi şey yapma. Al bir sigara yak. Hadi. Bir ver otur abi. sen. Otur. Vallahi Otur oradan sen ya. aldığım 5'i hemen harca verdim. Allah Yarısını Allah ya. anneme verdim, yarısını da alacaklılara verdim. Yani Sen bu yeni onu ne yapacaksın? abi yine kapkacak yemek bir şey yapmayacağım. Ben keyfim için istemiyorum ki abi. 10 binlik ne yemiyor oğlum bu? Abi bu ay nasıl geçineceğim ben? 10 bin dediğim bir aylık para iki kişiye zaten. İş yok güç yok. Akademiye giremem. Olmaz ya. Oğlum biz sana bir tane daha komedyenlik ayarlamaya çalışalım. Bununla uğraşacağına değer mi ya? Abi bir daha öyle zengin bulabilir miyiz ki? Ben her hafta yapabilirsem tabii yapayım da vallahi hiç param kalmadı abi. Yani siz yargılamazsınız diye size gel. Ne olacak? Orada 4-5 saat Oğlum ne duracağım. demek Küfür kafir bir yargılamak? şeyler Manyak mısın? yapacaklar. Döneceğim abi ne var? Ulan sen ibret alınacak adam mısın? Kendine öyle mi bakıyorsun Değil ya? miyim abi? Oğlum değilsin lan tabii. Mis gibi adamsın sen. Manyak mısın? Yapılır mı Harbiden bak insanların Leo, önüne kendine çıkacaksın orada? valla. Başkası yapacak abi ben yapmasam zaten. Oğlum başkasının da yapmamasına uğraşıyoruz ya biz. Diyoruz Allah Allah. insanlara yapmayın diyoruz, etmeyin diyoruz. En yakınımızdan yiyoruz darbeyi ya. Oğlum bak, bu günün şartlarında şimdi benim çok anladığım şeyler değil de, bu böyle komedyenlik için kulaktan kulağa olacak bir şey gibi durmuyor. Yok mu bunun daha kolay duyurmanın bir yolu? Abi yok herifler zaten hani komediyi iyi yapan çevrimiçi de var. Bizi böyle 2-3 tane şaklaban olarak anca bir bağlantı kuracaksın ki İsmail abi gibi birinin böyle özel komedyeni olacaksın ki. Yoksa sahneleri mahneleri yine çevrimiçilere veriyorlar abi canavar Bu gibi şaka yapıyorlarmış. senin bu İsmail dediğin adamla, işte bu İsmail'le bizim bir görüşme ayarlanamaz mı yani? Biz bunun adamla bir araya denk gelemez miyiz? Bu haftaya olur falan bir Ayarlarız abi o zaman. da yan mahallenin abisi ya şey değil. Zaten kötü bir adam değil de bana kadar var diyor abi. Ama görüştüreyim tabii. Hani İyi ben de bana iş bir... olsa vermeyecek bir adam değil. Sizin araya girmenize gerek yok yani. Yok, biz araya girelim diye değil, sen de görüşsen hani. İlla biz geldik böyle Valla birader ben gibi değil de. sordum. Bir iki şakamı da yaptım. Zenginlerde çalışır dedi zengin çevrimiçi de. Ama hani o da tabii biraz gelişmen lazım diyor. Elbet ben bir şeyler ayarlarım diyor ama bana kadar var diyor. Abi 10 bin dolar vallahi iyi para ya. Hani Suat ne abi. bir şey yapmazlar ya. Dedeme sorsak. Neden? Karıştırma Anladım. dedim şimdi ya Şahin. Hakikaten Ya. ya. Ben de diyorum, ne diyor bu ya? Oğlum ne dedeme de ya. Allah yükünden ya. Ya an, işte onu anlayın diye öyle dedim ben. Anladım da oğlum, ne alaka bu adam yani şimdi? Neyse Leo. ya. Leo Niye mu oğlum? oğlum? Dedenlik mevzum bu konu ya. Ne kimmiş o? Ne olduğu belli Tamam değil oğlum ya. sonra onu bir detaylandırırız ya. Neyse. Aman Leo'yu unut. Şimdi ya. Leo'nun derdi var. Buyur abi. On bana dürüst ol bak. Samimi samimi geldin. Ben de sana samimi samimi soruyorum. Sen bu 10 bin doları. Abim keyfimiz yerinde kalsın. Borcumuzu harcımızı zaten zor ödüyoruz. Ödüyoruz ama zor ödüyoruz diye mi alıyorsun? Yoksa Abi hakikaten mi lazım? ben buraya sizin yanınıza gelirken bir çantamda bir bardak sütle geliyorum gözünüzü seveyim. Yani 5.000 doları aldım. Ertesi gün bitti. Annemin borcuna benim borcuma gitti. Daha yiyecek bir şey alamadık yani. Yok Biter abi, biliyorsun ben zoruz öbür zaten çocuk. Biz de biliyorsunuz. sağda solda günlük çalışan adamım zaten hani sizin gibi maaşlı adam değilim. Sizin maaşınız da açıkçası benim hayatımı yaşıyorsunuz siz de zaten aşağı yukarı. Ben görüyorum hani ben de öyle bir şeye gelmedim yanlış anlamayın hani sizde var mı gibisine gelmedim Yok ama benim be. artık burama geldi yani ben yaşayamıyorum abi ben ha, hırsızlık mı yapayım gideyim eşek gibi de güvenlikleri var bir piçlerin biliyorsunuz bütün çiçoların şeyleri önünde kameraları Borosu mameraları robotları. çocuklar işte o yüzden yapıyorlar bunu zaten. Bizi bu hale bu yüzden getiriyorlar.
O yüzden ben bir icazet almaya geldim. Hani beni orada gördüğünüzde yadırgamayın diye geldim abi. Açıkçası benim kararım net yani. Dur bakalım ya. Oğlum Abi yani ayın bir yadır. 3 gün sonraymış. Bunun bir başvurusu falan var mı? Var abi. Genelde işte 18 yaşın üstünde istiyorlar. Şey olacağını diyorlar. Yani Oğlum nedeni başvuru şartını sormuyorum. Ne he. zaman bunu geri dönüle bu Ben daha kararından ne bir zamana kadar geri abi dönebiliyoruz? bir gün önce provası varmış. Yani 2 gün sonra sabahtan söylemek Bak lazım yani. provada gidip İki gün gidesen içinde provada da mı? abi komutlar öğreniyormuşsun, talimatlar öğreniyormuşsun. sen şimdi 2 gün içinde 10 bin dolar çözebilsen bu mevzudan mı döneceğim mi? Abi yalan olmasın. Bunu da alır önümüzdeki ayı geçiririm yani. Al işte. Ne Oğlum yapayım? yani hani Ha, gidelim. hani Hadi onu ondan sordum. Hadi gidelim şuradan bir 10 bin ha dolar yani çözelim desek sen bir onunla da mutlu bak değilsin yani. ben hani son şeyim olmasa biliyorsunuz beni. Ben zaten o itin köpeğin maskarası Ulan olacak biz de adam zaten değilim yani. başkası olsa böyle mi konuşur? Siktir git deriz gider. Bir daha da muhatap olmayız oğlum. Sen gelmişsin, ben seni tanıyoruz biliyoruz. Bize açıklama yine yap tabii de yani yapılacak iş değil de Tamam şey o bir lan. yandan. Sen 2 gün bekle. Tamam mı? Benim Eyvallah. aklımda bir şey var. O Bak. 2 gün ben bak bekle. başka bölgeye de giderim. Günlükte çalışırım. Taşıma işi olur, şey olur, bilmem ne. Hani Ben seni çözeceğim ya. Ben kafaya koydum. Bak vallahi mı? aklımda bir şey var. Şahin, Suat. Vallahi ben bununla ilgili bir mevzu var. Oğlum ne alaka bir şeyler anlatıyorsun bize geliyorsun burada ya. Vallahi bak ben seni Özelim anlamakta abi, yazık, zorlanıyorum günah, ya. baksana ibret mi ibret Olmaz diyor oğlum gözünü ya. seveyim ya. Olmaz hani bu çocuk kimsesiz değil Şahin. Yani bence de abi Bir de saçmalama abi oğlum, ibret. tamam bunu çözdük, bunu geç tamam. Tamam başka derdin. Başka derdim yok abi, canınızın sağlığı yani. Benden bir ihtiyacınız varsa ben buradayım. Sen sadece Bekliyor bu mu konu oğlum? için mi bu kadar kırılıp Ya abi beni dökülüyorsun? orada görünce aile bozmuş yani işte Oğlum ama bir şey söyleyeceğim. Oraya gidiyorsan biz deriz ki yakışmıyor. Sana yakışıyor yakışıyor mu? mu Sen bizim kendine abi? yakışıyor. Yakıştırıyor musun Leo ya? Bak kimse yazılmasa gelip sike sike alacaklar birilerini Silent Army'den, biliyorsunuz. Elbet yazılan olacak bedava para diye. Ama şimdi yani ben sizin de çevrenizden yakınınız biri olarak sizi orada sahnede siz bana bakarken böyle bir muamele tabii ki bana ekstra ağır geliyor ama siz derseniz ki kardeşim seni idare ederiz ne olacak hayat hali derseniz ben daha gönül rahatlığıyla yaparım diye size geldim. Bak şimdi. Fuat Yapma abim benim aklımda bir şey var dedi ya Leo. ya. Fuat abim senin bu olayını çözerse ben de senden bir şey istiyorum arkadaşım ve kardeşin olarak. Çevrende tanıdığın, bildiğin bu işle alakalı kim bu işte böyle bir meyil ediyorsa onlarla konuşacaksın, vazgeçireceksin ama bu yapılacak iş değil. Biz senelerdir insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten Ama ya. ne diyeceğim abi, o zaman diyecekler ki hani para, hani iş. E hani para hani işte kardeşim yani tamam işte 7. bölgede bunu kabul edeceğiz yani bir şekilde hayatımızı idare ediyoruz ya. Ya bir dur, daha 48 saatimiz var bizim. Bir 48 saatin son 5 dakikasında yapalım mı bu konuşmayı ya? Hakikaten. 48 saatimiz var dediğinde gayri ihtiyari saate bakıyorum. Bir değişiklik var mı bu o sırada? Gayri ihtiyar bakıyorum, öyle dikkatli bir inceleme değil. Yok abi, yok. Boş ver ya, biraz daha güzel şeylerden konuşalım Leo. Sen ne yaptın o şeyleri? Bir şeyler anlattın geçen. Bu işte şey mevzuları. Ha? Abi bir tane bir şey oldu. Bir Niko abim sağ olsun bir bira ısmarladı, bir tane arkadaşla tanıştık. Ha? Allah Allah. Ya Ha? vallahi bir şey bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu ama tabii faslanmışız kral Öpüştünüz mü yani. lan? Küçük öpüşme oldu. Nasıl küçük öpüşme oğlum? Ama Ağızdan ya mı? abi şimdi Söyle ağızdan lan. şöyle oldu. Niko abi kapatıyordu artık. Bu kızın da ertesi gün tatiliymiş, çalışmıyormuş. Ben dedim seni eve bırakayım. Bu bizim gettonun en ucunda da kalıyor. Kuzey tarafında kalıyor. Ha. Ben seni eve Allah bırakayım Allah. mı dedim. Vallahi dedi işte annemler evde. Benim de biliyorsun anne evde yani. Hani Olsun. size de şey yapamadım. Tamam. Oğlum söyleseydim. Ulan Ya yok bize abi. gidip Ya ibret oğlum bu yaş. alacak Ben dedi. anlamıyorum Abi ya. anlatar On da ya o bin, zaman abi ya. 10 bin dolar lazıma Ya geliniyor bu buraya. yaşta abi çekiniyor. Neyse önemli. Ben annemi de ikna ederdim de o öyle bir hava olmadı abi. Öyle bir hava olmadı yani. Hani Ha. eve bırakayım seni gibi oldu. Muhabbet tutuyoruz zaten. Tam böyle hani giderken de ya ben şu sağdan dönerim, soldan dönerim. Kendine iyi bak, sarıldık. Ya ben aslında öpmeye diye gittim. O sarıldı. Sarılmadan geri Aa, döndü çekilir. mü orada?
sarılmadan geri çekilirken böyle bir ne, bir Baby Kiss gibi mi lan? Doğru söyle. Baby Kiss ne lan? Baby Kiss abi gibi. Böyle bak. Şimdi sana nasıl göstereyim ki ben, böyle şey gibi düşün. Ha ufaktan. Hayır. Hayır hiç Baby Kiss gibi değil de. Biraz böyle geriye doğru çekilirken buluştu dudaklar abi, böyle mıknatısın zıt kutupları gibi oldu. Ne diyorsun ama ya? Bu aslında iyi bir şey değil. Yani oğlum şu ellerini ayır. Dur da oğlum saçma sapan ne yapıyorsun ya? Böyle bir şeyler. Tamam abi, sizde de şey yapılmıyor ya. Muhabbet oğlum ama yani bu kadar olması gerekiyor. Ya biz abi, sizin kadar kusura bakma Fuat, öyle online kadar tecrübeli değiliz biz yani. Hani biraz. Yok oğlum. Şimdi online ondan karıştı. Online Fuat abim benim. Biz yeni yeni, biz daha hani bağlanıyor. Anladım. Anladım. Bir daha ne zaman? Bakalım, haftaya yine gideceğim. Ha. Bekleyeceğim yani. Peki haftaya gittin kardeşim. Var mı? Sen var mı? Mesaj açacağız. Hoş geldin dedi. İtibar Army dedi. Ne dedi? Oo ya. Yani. Ya. Ne oldu? İbret ya manga görürsün dedi. Oğlum seni orada. O zaman ne yapacağım? Ne yapayım o zaman? Bir daha öpersin yani, kardeşim kızı. Konuşalım işte onu şimdi. Öpecek aynen. Başkasını bulacaksın o saatten sonra. Ben sana söyleyeyim, çöp kutusu öpersin kardeşim. Öyle yaparsın zaman, bak böyle. O zaman ben bu ibret manga işini yapmayayım. Ya mesela, oğlum ben yani. Yani senin ben Leo gerçekten ya. Leo, ama hani güzel vazgeçtin. Vazgeçtin ama. Oğlum yok. Git vallahi git ya. O zaman ya. Abi siz haklı söylüyorsunuz. Haklı konuşuyorsunuz. Biz böyle onların köpeği palyaçosu gibi olmayalım. Ben bu işi yapmayayım. Ya ben senin ağzına yapma sıçayım. Ya, yapma. Oğlum gerçekten biz senin ya. Kaç senelik abileriniz aynen. Lan ne kadar aynen. Ayıp bir şey vallahi, ya. Yapmayayım sen yapmayayım. Abi, ya. Sen abi, kaç senelik abisisin onu ya, söylüyorsun işte. Fuat abim, Fuat abim dedi ya abi. Bizi el aleme ezdirme dedi. Kahramanları aynen. Öldürür, gettoyu yaşatmak. Bir şeyler dedi aynen. Ya az önce Fuat abi. Evet. O benim kafama çok iyi girdi. 48 saatim İşlendi var değil dedi. Mi? 48 doğru. Saatim var dedi. Ben 48 saatte neler olur abi? Valla Fuat abim dedi ki çözer. Hayretle izliyorum. Hayretle izliyorum. Dedi ki çözer abi. Bu çocuğun ucunda buldu. Beni de geçti bu. Beni de geçti bu. Bak bu yani. Gidişle geçer Fuat. Geçer, bu gidişle geçer yani. Maşallah ya. Bizim aynen. Kabuğu buna verelim. Yapacak yapacak. Yani... Siyahtan beyaza 4 saniyede döndü ya. Ama kolay değil abi. Sen de biliyorsun. Abi sizin öyle lafınızı dönmek. Dinlemeyeceksem niye akıl almaya geliyorum? Tabii canım. Annen orada aç. Annem aç. Leo peşinde. Yok mu oğlum 10 bin dolara ihtiyacımız? Yok var ya, abi Fuat abim çözeceğim dedi. Diyecek kardeşim benim. Yok. Çözeceğiz kardeşim sen yeter ki takıl ya. abilerin çözersene Şan babası mı? Baksana Şahin abine ne kadar 10 numara abi, çocuk. Abi yine çözemezsen ibret mibret bir şekilde açıklayacağız kıza yani. Aynen ibret edeceğiz seni Alem'e Leo. Çözeceğiz ha, biz. Ben diyeceğim orada bir... orada bir gig vardı diyeceğim, bir performans yaptık diyeceğim İbret ekibi olarak. Çağırdılar bizi diyeceğim. Ya hadi siktir git Leo, saçmalama. Bak iyi gidim ama abi. Doğru kararda. Hayır oğlum gitme lan, şaka yaptım, gel otur. Heh, eyvallah. güzel. Bu kararında tamam mıyız Leo? Bak, tamam yok ya valla şaka bir yana abi yok. İki, eyvallah. 2-3 gün sonra gittik orada sözünü. Senden ibret alınıyor. Hakikaten yemin ediyorum... Koştur alandan ayrılır tamam. Kızı getirir koyar. Bak abi biraz bana şey lazımdı. Siz de deseydiniz ki ya sikeyim bu dünyaya git kardeşim ne olacak. Ama tamam valla tamam. Hiç zamanı değil, sen bize lazım. Bir şey söyleyeceğim. Ben mi girsem bu ibret mangasını? Ya sana sağlı sollu bir girelim şimdi ya. Şahin. Hakikaten ya. Yemin ediyorum hakikaten ibret ya. Mangasına dersin gireydim keşke. Leo ne diyorsun? Ablası bir şey ya. Şunu da ne ablası abi işte. Nazlı ile görüşeceğim ben. 2 haftadır o günü bekliyorum ben ya. Nazlı'ya anlatırsın ibret mangasını kardeşim. Nazlı ile mi görüşeceksin? He. Ne oldu hangi lan? Nazlı? Sana ne? Ben de işte sen demin o Getto'nun diğer tarafında dediğin. Nasıl siktir lan? Kıvırcık şaka saçlı mı? Değildi lan. Abi... Şimdi kıvırcık bakış açısına göre değişir. Sen lüle görmüşsündür de lüle, benim önüm... Nazlı kıvır yok benim Nazlı kıvırcık. Heh, lüle ile tamam. Kıvırcık aynı şey değil. Böyle olunca kadar. Lüle abi. Aha. Böyle olunca kıvırcık. Ne renk lan kızın saçı? Ne renk lan kızın saçı? Kumral sarı arası bir şey. Ulan bunun arası mı olur oğlum? Şu renk sorularına artık cevap vermeyi tamam, öğrenin. Abi özür dilerim. Gerçekten tamam, özür dilerim. Tamam, sen görsen mavi diyeceğim, mor diyeceğim abi. Kızın saçı sarı. Oğlum bir şey. Abi neyse, ama ben şimdi... Abi siz muhabbetiniz. Özür dilerim kardeşim. Kumral sarı. Koyu morla beyaz evet, arası abi. Bir renkmiş kardeşim. Buyur. Kumralla sarı. Abi bir bölmezsen.
Ben şu an çok gerginim bak. Suat abi. Şahin, sarı mı? Oğlum sen turuncuyu sarı görmedin değil mi? Turuncuya yakın bir sarı mı? Dümdüz turuncu bak Leo. Şahin, turuncunun sarının farkını o kadar kolay bak. Mehmet abinin kızı mı? Şahin amına koyayım seni. Nihal Oğlum ablanın ne? kızı. Nihal ablanın kızı da Nihal, aynı zamanda da senin de boşandılar Nihal ablanla onlar. Mehmet abi evli değil miydi oğlum zaten? Boşandılar onlar. Öpüştünüz mü lan? Allah sizi kahretsin. Ben Ama oğlum baby sen... falan dediniz oğlum. Baby Ya kiss. Allah Abi kahretsin bunun ya. baby'si mi oldu? Öptün mü lan kızı? Şerefsiz. Ben Irz oraları... düşmanı Lan şerefsiz. çocuk Abi, nereden bilsin oğlum? Bir dakika sakin ol ben ya. bir bilmiyordum ben. Bir bu. İki de size biraz abartılan atmış olabilirim. Nasıl yani? Baby kiss de mi Oğlum yok? Leo, yeni yemin ediyorum bak tokat manyağı Sarılma da yaparım. yok abi. Ya sen sarılmadığın bir kız için az önce ananı aç bırakmaya mı göz aldın ya? Oğlum Fuat tamam. Hayır o abilerini dinledi oğlum. Haksız Ya mıyım aynen Leo? ya Ya Suat. ben kıza 10 bin Ya dolar mı tamam. yedireceğim abi? Sen gideceğim kayısı suyu alacağım. Bir şey alacağım ya. Yok kardeşim ben alırım Senin Nazlı'nın kayısı sevgilin suyunu mi? sana. Hmm. Senin Değil. sevgilin mi? Neyin senin? Senin neyin lan harbiden? Görüştünüz mü hiç? Görüşeceğim. Beni sikerim. Bu ne demek sikerim? Görüşeceğim diye bir şey yok. Ben Aynen. görüştüm. Suat Zaten hiç bu karışma. Kız Gel bu kız kızı bizim birbirimize birbirimize siktirir. Ben ben kaçıyorum ya. görüştüm oğlum. Görüşeceğim diye bir çekim Ya yok. oğlum biz birbirimize söz Suat verdik abi desene bu görüşeceğiz olay diye. kırmızı gözüküyor desene abi. Yok desene ya. Oğlum Ben biz kızla sizin aranızda tam görüyorum o kırmızıyı. senin bak belanı sikeyim. Biz kızla Tumblr'da eşleştik. Lan 4 gün konuştuk. Birbirimize söz verdik. oğlum kapanana kadar Niko abi'de içtik diyorum kızla. Ama Güzel kardeşim insan insanla oturup biz de seninle içtik. Sen beni sikmeye çalışıyor musun? hayır ne Az önce münasebet. çalıştı bu arada. Bir ben seni ilk gördüğümde uzun saçlardan abi kızı sarhoştum da biraz. O kaç sene geçti üzerinden ya. Ben bilmem. Ben görüşeceğim Nazlı'yla. Bu konuyu da soracağım ona. Abi tamam Konuyu görüş. açacağım. Görüş. Bak görüş. Ben burada seni satacak değilim. Görüş tamam bir şey demem. Ama ben sanki ırz düşmanıymışım gibi davranma abi. Ben ne bileyim gördüm buluştum yani. Sen oğlum zorla kendini buluşturttun Niko abine ya. İlle de abi bana birini bul, ille de abi bana birini bul. Ama kızın da belli ki niyeti varmış şimdi Şahinciğim. Varmış. Doğru. Ama Abi abi ben öyle bir şey niyet... yapıyorum ya bazen. Gettonun içinde böyle ilham yürüyüşleri yapıyorum ya. Hı. Kız oralarda görmüş. Sen ne Ben düşünüyorsun o kadar dedi. Ben Hı. de ya dünyanın hali dedim. Çevrim içi çevrim dışının toplumsal rolleri falan böyle bir şeyler hazırlamıştım önceden. Kız böyle biraz şey oldu. Yani ben sanki kurtarabilirim bizi buralardan gibi oldu biliyor musunuz? Burçları Lan da gönderdim seviyordu. ya. Burçları da konuştunuz mu? Konuştuk abi. Kovaymış. Tamam ben Oğlum. buluşmayacağım ya bu Nazlı'yla. Ben çok Aa. sinir Yok oldum. yok Ben buluş. sinir oldum abi. Yok buluş abi Oğlum yok. buluş Ben, yok saçmalama. abi Sene ben kaç? sinir oldum. Buluş abi. Saçmalama Manyak ya. manyak Ben 2096'dayız. 2070 mi abi onlar? kova olduğunu bile söylemiş bu pezevenge ya. Söyledi. Oğlum sen de laf alıyorsun çocuktan. Şimdi gideceksin kızla buluşacaksın diyeceksin ki sende tam kova tipi Ha. var. Biz seni tanımıyor muyuz Şahin? Bizde gizli saklı yok. Yalan olur maksimum. Aynen. Gizli saklı yok. Peki Sen Leo bunu şey tezgah dediğim mı mi? yaptın lan kova diye? Varoluş falan değil mi kardeşim? Çevrimiçiler, online'lar Ya falan. işte Dedi şey de ben de yapmalılar. çok düşünceli bir adamım. Şimdi bizde çok yok ya kanka düşünen. Hı. O biraz kızlara çekici geliyor. Zaten ne düşündüğünü sormuyorlar. Düşünüyorum da. Fuat bunlardan olur mu? Ne diyorsun ya bu ikiliden? Ben gerçekten bir çekim görüyorum burada beyler. Valla. Yani hani bunun Abi geçmiş hadi hadi siz de tecrübeleriyle. ya. Hadi tamam bakın dalgınıza bakın hadi. Oğlum niye hemen öyle şey yaptınız? Tamam siz bilirsiniz yani. E ben Ama bu ya Nazlı kardeşim ikiniz için de uygun bir seçenek değil bak onu Şahin söyleyeyim kardeşim şimdiden gibidir yani. ama abi. Sen 2 haftada görüşeceksin. 2 haftada bak kız araya neler sıkıştırmış. Ben Sigara zaten içmiş abi derken ben gördün zaten mü? o burçlar konusu açıldı ama gör kızı turuncu kıvırcık diyorum abi kız bir içim su. Ben ama burçlar Oğlum az girdiğinde bir önce şey lüle demedim olmuştu mi? bu. Sarı lüle gibi ben gördüm. Ya bu Ha o lüle gerizekalı diyor. anlar mı ya Allah aşkına Oğlum kız. bunlar kesin Kayboluyor. başka kızlardan Anlamıyorum. Siz bahsediyor kızın bak ya. neresine bakıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki biri lüle diyor, biri bir şey diyor. Kötü de güzel. Ay siz. Abi memleket bu haldeyken ya.
Nesi var oğlum memleketin? Bak 40, 48 saat sonra bak ibret mangası diyorum, bir şeyler diyorum, kızın götü çok oğlum, güzel diyorsun. Vallahi bak şimdi Fuat abinin yıllardır bana niye kızdığını ben şu anda anladım. Abi ben şu, artık bambaşka bir insanım Fuat abi, özür dilerim. Allah ben, Allah. Ben böyle gözüküyorduysam özür dilerim. Yok canım, ne, sen şu an mı değiştin şu yani anda, az önce? Şu andan itibaren ben bambaşka bir Fuat'ım abi. Şeyim, Leo'yum. Tamam, Leo'sun. Ne gibi bir his var sende şu an? Ne hissediyorsun kendinde? Kadın yok. Olur. Oğlum ben bu onu da günde onu da bir yok dönem lan. Denedim ben. 2 sene öyle takıldım ama o kadar güzel değil o. Erkek de yok. Onu da denedim 1 sene kadar. O da o kadar iyi değil. Abi benim bundan sonra derdim evime bakmak. Oğlum Leo sen zaten günde 4 saat kapının dışında evine bakmıyor musun ya? Daha da bakacağım. İş bak oğlum. Yok be abi. İş, bize de böyle iş yok. Sik sok yılda bir kere gelip ben aman abi ibret Suat. Mangasına gireceğim bilmem yok ne deme. Be Suat. İş Ya yok ki oğlum, kanka. Aman İş be. Yok yani. Ne yapayım? Yok. Eşya taşı oğlum. Oğlum git işte şeyin yanına Niko abine. Nasıl istiyorsun abi bana bir... Ya bir de de ki abi abi bana bir iş. Hadi gidelim Niko abinin yanına. Hep birlikte gidelim hadi. Ben gelin zaten Niko abiye gidelim diyecektim. Hadi, hadi Niko abiyle bizim Niko abi zaten bizim tam samimi olduğumuz bir tanış, insan. Tanış, ne rica etsek, tanıştır. Rica etsek Suat'cığım demez mi? Bu açık Leo kardeşimiz bizim desek, abi desek bizim için böyle bir güzellik yap desek Niko tamam. Abimize. Hı. Gidelim diyelim abi. Bir bakalım Niko abimizin yanına. Gidelim ben de Niko abime bir sorayım ya, o Nazlı'yı niye böyle herkesle bir görüştürüyormuş o? Oğlum hadi Niko buyur abi, abi Nazlı'nın tamam. pezevengi mi? Niye Niko abi böyle bir şey yapsın ya? Sen ne biçim konuşuyorsun? Neyse, toparlanıp gidiyorsunuz abi Niko'nun mekanına. Falan bu sohbetler eşliğinde. Aynen bu sohbetler abi, yaptığın savundun savunmadın falan, giriyorsunuz içeri. Uğur beyler hoş geldiniz Leo. Ne vereyim? Boş bulduk abi. Şeftali. Var mı artık? Barın altından bir tane Suat'a şeftali suyu veriyor. Ben doğru anı bekliyordum Suat'ım. Abi vallahi ben de bak mekana girdim. Simbolizme bak ya. Abi mekanı biraz sarartmışsın, güzel olmuş. Bundan sonra böyle sen peki. Dedin sarı bak dedin, sarı bakıyoruz işte, al şeftali suyu. Oh. Ver bakayım ver ya. Ulan ömrümüz bunu bekliyor. Oh be, bu adam kaç yıldır şeftali bekliyor bırak, ya. Git kendine yeni şeftali. Yeni geldi valla işte. Biz de çok sevindik şeftali suyu gelince. Allah Allah ya. Valla. Ne hayırdır? Boşunuzda mısınız? Abi bizim şimdi sebebi ziyaretimiz 2 tane. He. Ha değil mi? İkincisinde, ikincisinde biz hiç suatlık benlik mevzu değil. Tamam okay. Siz bakacaksınız aranızda. Ama ilk meseleye dönecek olursak. Şimdi bizim bu canımız kardeşimiz Leo. Mahallemizin sevdiğimiz çocuklar, sen de çok seversin bunun bokunu bilirsin. Aynen. Leo güzel kardeşimiz bize geldi abi, dedi ki şimdi bunu böyle topluluk içinde yüksek sesle söylemeyeyim ama dedi ki ben dedi abi dedi 2 güne dedi ibret mangasının dedi antrenmanına mı gidiyormuş, bisikine gidiyormuş. Ne alaka lan? Abi işte biz de aynen onu sorduk, dedik ne alaka? Yok dedi abi dedi işte benim dedi paralar maralar maddi sıkıntı, sanki hepimiz burada dolar sayıyoruz. Dedi abi böyle şöyle falan dedi. Tamam dedik, ne yapmamız lazım? Abi dedi işte ben gideceğim illa. Ne yapacağız falan filan. Biz de dedik ki Niko abiye gidelim. Niko abi bu konuyla alakalı kesin bir fikir beyan eder dedik. Doğru mu lan? Doğru abi, ne yapayım başka? Oğlum gel burada çalış. İşte bir sıkıntım bak. Vardı bir şey de, biz seni ne zaman yarı yolda bıraktık? Piç. Ne öyle gidip Çiçon'un el alemin palyaçosu olacaksın ya? İşte o kadar ya abi, valla anlatamadık Niko abi, konuşuyoruz evde yarım saattir, yemin ederim akla karayı seçtik ya. Abi ne yapayım ki burada falan diye soruyor ya. Git bardak sil amına koyayım, ne yapacaksın ya? Değil mi ya? Bir de abi bu çocuğun da ağzı da laf yapıyor yani, hani burada da müşteriyle yapar yapmaz mı ya? Muhabbeti. Sen mesela başka işlerin olur yarın öbür gün. Olur olur. Oraya gidersen. Leo. Leo mesela yardım eder mi ya sana Leo'cum, her türlü içinde? Al. Bu herkeste olması gereken bezin. Geç bu tarafa. Ah kasa. Şifresi de bu. Bira deyince bira. Kola deyince kola. Şeftali suyu deyince şeftali suyu. Aha bu menü. Sabah 9.
Akşam 6 buradasın kardeşim. Akşamcını da ben devredeceğim, tamam mı? Bu aralar benim de bir tatile ihtiyacım var çocuklar. Abi ben Bu biz de öyle ara düşündük. vallahi ben de bir gideceğim şeylerin yanına, akrabaların yanına, dördüncü bölgeye falan bir gideceğim. Aynen abi. Onu sen Bir tabi ziyaretlerin önünü senelerdir. yaparsın. Öyle yapalım. Leo, Görmediği insanlar da var şimdi. artık götünün içini biliyoruz oğlum, yani sıkıntı yok. Kasa orada. Not al. Ne sattığını not al. Bir de Cumaları da gelirim hesap alırım. sen hangi akla hizmet el alemin palyaço örgütlerine dahiller okey de şu Niko abine gelip bir demezsin abi bir bardağın ucundan tutayım. Lan Piç. ben Yani zaten bizi burayı burada verecek adam eve arıyorum verelim. ya. Sizden güvenilirini mi bulacağım? Yarım saat evde Suat abi bir ayrı dil döktü. Şahin ayrı dil döktü. Ben ayrı dil Ya döktüm. Niko Yapma abi, onu etme. Hiç iyi gerek dedin. yok. Sizden güvenilir birini mi bulacağım deyince benim aklıma ikinci mevzu takıldı. Ben Ha sana abi buyur. Ha. O o kolayı kadar. geçtik abi. Bu kolay Daha mevzuydu. ciddi bir şey mi? Abi Abi bu çok çok ciddi daha bir önemli şey. bir konu. Burada sigara içiliyordu değil mi Niko abi? İçiliyor. İçeride mi konuşalım, burada mı? O Abi kadar değil abi. Burada gel. Abi burada konuşalım çünkü ben istiyorum ki herkes bir Niko abimi tanısın ya. Herkes bir Niko abim kimdir bilsin Buyur istiyorum. kardeşim. Abi bir şey soracağım sana. Hı. Bizim Getto'nun o doğusunda sonuna doğru Mehmet Evet. abinin kızı Nazlı var, bildin mi? Bildim var. Hı. Sen en son ne zaman gördün onu? Dün akşam bununla gördüm. Sen dün akşam onunla gördün. Peki abi bir şey soracağım. Bu pezevenk mi gelip sana abi beni Nazlı ile bir burada böyle bir buluştur yaptı? Valla özel olarak Nazlı demedi. Var mı abi dedi. Bana layık, beğendiğin, güvendiğin biri. Sen de 7. bölgede yani sadece tek bir insan varmış gibi Nazlı'yı mı? Yo, ben 10 dakika bekle birileri gelir dedim. Nazlı geldi. Al işte. Ne oldu? Bu adamı. Ya abi Oldu ya? biz Nazlı'yla bir hafta önce Cumbler'da eşleştik. Aynen abi. Nişanımız vardı da bizim. İşte sözleştik 2 hafta sonra senin burada mekanda oturacağız, muhabbet sohbet bir şeyler içeceğiz diye. Evet. Birbirimizi daha yakından tanımak amacıyla. Ama sen şimdi Leo Leo, ver o bezi, ver. Senin bezle böyle kafanı... O, lan sen sahibi kardeşime. misin kızın? İt istediğiyle kız gelip burada görüşür falan diye vurmaya başlıyor sana. Oh ellerin Şahin'e dert vuruyor değil görmesin. mi? Çayını vuruyor şu an. Aynen. Ha, o Çayını vuruyor. ya. Ellerin dert görmesin Niko. Leo Oh. bir çık dışarı. Çık bir dışarı, bir 2 dakika git bir bak dışarı. Lan oğlum. Ben 1 saat önce başka bir yerde miydim? Salak mısınız siz? Neyin Nazlısından bahsediyorsunuz? Neyin Cumbler'ından bahsediyorsunuz? Ya gözünü seveyim Niko abi. Yani biz hayatımız devam ediyordu ya. Ben 23 yıldır Bizim bu hayatı hayatımız yaşıyorum. devam etmiyor Şahin. Benim Tamam abi etmiyor. değil. Brian abinin de etmiyor. Siz hayatınız devam edecek mi etmeyecek mi karar verip bize cevap vereceksiniz ki biz bu yolu yürüyeceğiz. Ne yapalım abi? Ben Dövme mi 20 yaptık? senedir sizin cevabınızı bekliyorum. Size E durumu 20 senedir açıkladıktan biz cevabı Ya siz sen bize durumunuzu 2 dedin saat abi. önce anlattın abi bizim Size bütün durumu mevzuyu. açıkladıktan sonra sizden ilk duyduğum şey Cumbler mı oğlum, Nazlı mı? Abi sen Hayır. 2,5 sene Leo. önce söyleseydin biz 2,5 sene önce Bu sana kadar cevap verirdik. beklemezdik abi. Sen rahat ol. Tamam. Bizi burada üçümüzü toplayıp 1 saat önce bize hayatımızın aksiyonunu yaşatıp annemizi babamızı bütün geçmişimizi yüzümüze vurup ondan sonra bize mümkünse Ya atar yapma Niko. uyuyamadık üstüne ya 40 bu adam. yıldır kaç zamandır seninle tanışıyoruz? Ben doğdum doğalı beni tanırsın bilirsin. Bak sana ilk defa abi demiyorum abi. Yapma bunu. Vallahi yapma. Oğlum, Bize şu anda fırça kayacak pozisyonda değilsin. Gözünü seveyim ya. siz şunun farkındasınız değil mi? Ben Evet. barmen değilim. Evet. Abim Ben sen 15 çok yıldır farklı. bardak siliyorum sizin için. Siz bunun Ya güzel farkındasınız değil abi. mi? Biz Abim Leo'yu niye farkındayım. getirdik buraya zaten? Tamam, Senin bu sıkıntı suçlama yok. ya. Öbür Tamam daha konuyu ne rica istiyorsun ediyorum, abi? beni dahil etmeyin. Abi öbür konuya Ya bu... seni dahil etmiyoruz zaten o çay ne giyiğimiz ya. Ya Sen niye bu eyvallah. kadar Bana ne açtın sen niye kapıyı ciddiye ya? aldın ya? Ben Ben bu bu kadar ben de gergenim. kuruldum ya. Ben Sen de de mi gerginim. gerildin herhalde? Kusura bakmayın. Abi sen niye Tamam. bizi fırça atıyorsun? Hakikaten gel. Gel Gerginim. gözümün üstüne otur. Suat'ım Tamam gerginim. Al tamam şu bir olur. Gel şeftalisi, bir benden daha bir vereyim sigara sana. olur. Gel otur Gel ya. yok Olur ya boş ver abi tamam sigara böyle atma biz de falan ya. biz de geriliyoruz. Tamam Gel. eyvallah. Bu arada iyi akıl etmişsiniz Abi ben onu hemen Leo'yu. geldi bize bu. Ben dedim bunu Niko abiye götürelim. Niko abiyi boşa çıkaralım. Tamam eyvallah eyvallah. Ben bundan sonra daha rahat şey yapabilirim. Ne diyorsunuz peki?
Abi daha Konuşmadık konuşmadık. abi. Yalan Yalan olmasın. olmasın. Konuşmadık Eyvallah. ya. Yok, anlaşılabilir. Bir de. Anlaşılabilir. Yani Tamam. konuştuk da üzerine birkaç saat de sindiremedik gibi bir durum var ya. Abi şöyle yapalım. Çocuklar size de uygun herhalde. Böyle yarın falan biz Uyar gelelim abim. buraya. Kararımızı sana net bir şekilde. Bu gece bir etraflıca bir bunu konuşalım. Okuldan sonra Aynen. mı? Ha, akşamları Yarın. geliyoruz takılıyoruz ya dikkat de çekmez. Tamam, elimizi çabuk Zaman tutalım. mı daralıyor? Ha, sen öyle Yok. stresin neden? Benim stresim bir şey abi. Şimdi Brian abi ortalığa çıktı ya. Aynen. Sonuçta o evden çıktı artık. Geriliyorum Çekti mi ben. diyorsun? Şimdi şeyi bilmiyorsunuz çocuklar. Bu zamanında hani ben kendimi burada size anlatıp şey yapmayayım ama hani babanızdan annenize kadar bunlar Tamam çok abi. büyük adamlar. Çok büyük adamlar. Yani hani bu Brian'ın elinden gelen işler. Bunun düşmanları. Bundan korkanlar. Kaldı mı ya bunun düşmanları artık? Kalmaz mı oğlum? Almıştır ya. Kalmaz mı? Siz Etrafa bakıyorum Soykan bu arada sürekli bir şey var mı ya? Hareket öğlen eden vakti biri boş abi. Bir dinleyebilir. şey yok, bir şey yok. Yani bu adamı tutamıyoruz. Gidecek en son. Ya ben açıkçası söyleyeyim size kaç yıldır tutuyorum. Çocuklar biraz daha büyüsün. Akademiye girdikten aslında biz tam sizle konuşmak üzereyken girdiniz akademiye. Biz dedik ki tamam orayı da görsünler biraz. Hani sonuçta içlerine girmek lazım yanlış anlamayın yani. Artık ama hazırsınız. Bekleyecek de halimiz yok. Dediği gibi orada sonuna kadar haklı yani. Babanız anneniz sonuçta bu kanla geçen bir şey değil çocuklar. Gelip yani illa bizle beraber iş yapmak zorunda değilsiniz ama olumlusunu da olumsuzunu da bize çabuk söylerseniz ben bu herifi tutamıyorum yani. Tamam abi Anlıyorum. anlıyoruz. Söylediğin Tamam o eyvallah. çabuk bir Yarın iş 20 sene çıkışı. dayanmış bir gün daha dayanır herhalde ya. Eyvallah. Yarın iş çıkışı. Yarın iş çıkışı halledelim abi. Tamam abi. Anlaştık. Hadi Sen kolay de gelsin. kusura bakma az önce Tekrar böyle bir siz de kusura kandırdım bizi. bakmayın. Valla. Sen bizim canımızsın abi benim. Patladım yıllar sonra şey olunca böyle Yok bir çok artık haklısın çok. özgür ol, özgür Vallahi bana hissettim ama anladın mı? bana da abi fazla geldi yani. özgür Hani hissettim. ikinci konu vardı ya senin triggerlayan, He. sinirlendiren. Bu Leo biraz amsalak abi. Bunu Ya kusura bilmiyorum bakma. oğlum. Ha, Ama onu dedi abi hani dükkanı emanet ediyorsun ya hani bu eyvallah. belli olmaz bu bir anda bir her şeyi bütün dükkanı serer Bir kızlarına ya. yandan da ama bir yandan da düzgün çocuk. Yani tamam On var numara. o. Düzgün çocuk. O On var. numara. Hani aklımızda olsun öyle bir şeye gireceksek diye söylüyorum. Düzgün ben hani Tamam abi. herkesi tanıyorum. Düzgün Biz çocuk. kefiliz de ya canım. Heh. O En konuda azından orada şeyi bir bilirsin mesele yok. abi. Bir hata yaptığında salaklığından yaptığını bilirsin. Biz ihanetten çok çektik. Yani işte bunun bir zaafı var. O yani mesele. Ben yine de öyle bir tercih anında Abi sen bir de bizi şu ihanet İşte mevzusunu ben biraz daha orada adam detaylı emin değilim abi. anlatabilecek misin bir gün mü ya? Bir müsait, daha müsait, daha Valla rahat bir ortamda. Suat'ım Burası okey diyorsan. boş burası şu an zaten şey. Valla O Brian zaman anlat abinin abi. de Bizim de karar vermemize mi yardımcı olursun belki? abim Brian abinin de orada sizden sakladığı bir şey yok. Benim de size orada ekstra anlatacağım bir... Ya bizim Kim abi köstebek? hayatımız sikildi bizim. Yani biz bilsek yaşatır mıyız? Bilmiyoruz. Kimi ya? Kimi abi? Ha Şey köstebeği köstebeği. bilmiyorsun. Yani Tahmininiz var mı abi? abi yani şimdi çok yüksek ihtimal iki ihtimal var. Böyle olaylar Kimeye yaradıysa? böyle olaylar Ha. nettir. Ya yaptı tezgahını yüklü bir ödeme aldı siktir oldu gitti başka bölgeye ya en yakınlarında tutuyorlar hala Dream Corp'a çalışıyor. İkisinden biri. Bizim bu Peki olayı abi çok özür dilerim lafını böldüm abi de şey olabilir mi hani işte bir tehditle yaptırılmış falan hani bizden öyle adam çıkmaz. ha böyle hani yapmazsan işte oğlunu öldürürüz, Brian'ı öldürürüz, kocanı şey yaparız falan yapmak zorunda kalmış Şimdi olabilir mi abi? şöyle, bu Barış'ın ve Brian abinin geliştirdiği çipler var diye bahsettiği. Biz Evet. zaten örgütün çok büyük bir kısmına o implantasyonu yapmak durumunda kaldık. Hani oyunu kuralına göre oynayalım dendi ya, biz de böyle bir şey Hı. geliştirmeliyiz dendi ya. Evet. Bizim ekibimize giren, bizim testlerimizi geçen, özellikle üst kadrodaki bilgileri alabilen insanlar bellidir. Hepsinin de beyinleri sadak anarşizmle dolmuş olmasına rağmen anarşist bir örgütün içindeyken de dolaylı yoldan ters bir bağlantıyla sadıktır bu insanlar. Yani Aynen. ya bu şirketin içinden başka bir iş ya bir şimdi bilemiyorsun da kimin beynine tepki veriyor, neye ters. Tabii. Tabii. Dolayısıyla biz bu olayı araştıramadan herkes siktir olup gitmek zorunda kaldı. Bir ikimiz kaldık işte biliyorsunuz.
Ama o saat benim dikkatimi çekiyor Suat. Yani onu hafife almayın oğlum. Ceren bizi çok şeyden kurtardı. Abi çok ilginç. Bizim çocuklar diyor ki bu saat turuncuya dönmedi. Ben gözümle gördüm, döndü. Ceren'inki de dönmüyordu oğlum. Biz dönmedi diyorduk, dönüyor diyordu. Ben görüyorum yani Sen de ha. onun gibi dünyayı renklerle anlamlandırıyorsun muhtemelen. Sen neyle anlamlandırıyorsun Hiko abi bu arada? Onu ben kaçırdım mı? Ben Tekrar edebilir miyim? duygularla anlamlandırırım ama duyguların kalpten geldiğine inanmam Fuat. Duygular beyin işidir. Bir şekilde insanlar bazı hareketler yapmaya programlanmıştır. Çevrim içi de olsa, çevrim dışı da olsa. Dolayısıyla kafama yatan, aklıma yatan, hareketlerini gözlemleyip işime yarayacağını düşündüğüm adama güvenirim. Gerisi lafı güzel. Bir insanın işine yarayıp senin davanda yürüyüp yürümeyeceği 5 dakikada belli olur. Peki abi ben sana bir şey soracağım ya. Şimdi her ne kadar bu babamız anamız için çok önem arz etse de bu Brian denen kişi tahmin edersin ki bizim için öyle bir önem arz etmiyor. Senin için aynı şey geçerli değil. Sen şimdi o sizin bu backstory'nizin dışında bizim için senle bir hukukumuz var ama Eyvallah. işte bu Yanlış yani burada sana anlamazsanız ben doğru artık sizin sormak veliniz gibi oldum oğlum. Yani benim Heh. görevim size babalık etmek açıkçası. İşte ben de o açıdan hani sen bu pozisyondasın bize karşı diye sormak istedim de ya bu Brian ne kadar güvenilir bir adam abi ya. Vat sana şöyle söyleyeyim. Brian abinin aklı 2 dakika çelinseydi Dream Corp'u üzerine yapmışlardı. Yani şu anda ne hiçbirimize ihtiyacı vardı. Gitmişti başka bölgeye, başka bir şirketin başına geçmişti. Herif tarihin gördüğü en iyi hacker. Yani bakma yaşına başına. Herkes korkar kendisinden. Ben bile gerçek adını bilmem bu arada. Brian değil gerçek adı. Brian'ı babanız koydu hatta. Kendinden 20 yaş büyük adama isim koydu. Bu zaman artık 100 sene önce falan yani siz hatırlamazsınız muhtemelen 1986'da virüsleri biliyorsunuz artık iyice artık şey oldu, palazlandı. İlk bilgisayar virüsünün adı Brain'miş. Böyle o dönemki ülkeler zamanında yine Pakistanlı çocukların ayarladığı böyle disket virüsleri vardı. Bir gün böyle konuşuluyor toplantıda Dream Corp'a şöyle giriyorlar, böyle çıkıyorlar bilmem ne. Kod adları belirlenecek. Barış dedi ki abi senin gerçek adın Brain olsun mu dedi. Brain gibi. Hani hiç unutmayayım o toplantıyı. Peki o Adı ne? süreye kadar hiç mi adı söylenmedi abi? Adam Abi bilinmiyor. parasıyla iş yapmaya gittiğine kır adını nasıl öğrenecek? Peki abi ben şey gibi sormak istiyorum. Virüs Hani güvenilir diyorlardı buna. adam. Bari dedi Ha, virüs de virüs. olsa adın olsun. Ha. Görüyorsun değil mi Peki babanın? abi. Bak vizyonu görüyorsun değil mi abi? Evet. Yani. Peki abi şey soracağım. Hani böyle anladım bu adam iyi birisi. Yani güvenilirlik açısından sıkıntı taşımıyor da. Yok. Böyle bu işte bu tarz deha gibi takılan dahi herifler de böyle o kafaya koyduğu şeyi yapma uğruna her şeyin içinden geçme durumu var ya. Ben ondan biraz geriliyorum da hani yarın öbür gün bu adam şimdi biz bir yola çıkarız bizim içimizden illa o işi yapacağım diye ne bileyim yani hani bilemiyorum işte onu Şimdi anlamaya çalışıyorum. yani yalan olmasın Fuat, ben de online kafadayım. Ben bu işi yapacağım. Ben son 15 senemi bunun için harcadım Yani yani. sen şimdi mesela biz şimdi bu akşam da gideceğiz konuşacağız uzun uzadıya sabaha kadar konuşuruz yarın da geleceğiz sana bir şeyler söyleyeceğiz. Yani sen şimdi ya beyler bu yola çıkıyorsanız bu yolun sonu belli diyebiliyor musun yani? Yani işte ne olur yani. Şahin şey Fuat'ım bu yolun sonu belli. Birkaç sonu var bu yolun. Önceden belirlenmiştir belki ama biz sadece ihtimalleri bile biliyoruz tabii halen. Ya kaçak olacağız. Mahallemizden ayrılacağız. Bölgemizden ayrılacağız. İt gibi bir hayat yaşayacağız. Bu bir. Ya bu hükümdarlığı bitireceğiz. Bu insanların fabrika bandı gibi çalıştığı bir dünyadan uzaklaşacağız. Herkesin kendi fikirlerini söyleyebildiği, herkesin şirketlere değil birbirlerine topluma hizmet ettiği eski zamanlardaki bir dünyayı kuracağız. Ya bizi birileri ispiyonlayacak, kellemizi alacaklar. Ya planladığımız şeyi başaramayacağız, kellemizi alacaklar.
İhtimaller bu kardeşim. Anladım abi. Anladım. Ya da siz bizi hiç tanımamış gibi yapacaksınız. Biz sizi hiç tanımamış gibi yapacağız. Bu dört ihtimal bizim için geçerli olacak. Beşinci ihtimal de siz hayatınıza devam edeceksiniz. Günün Ancak sonunda sizin Barış patladığınız Veceren'in oğulları senaryoda olarak, Barış Veceren'in oğulları olarak ne kadar daha göze batmadan yaşayabilirsiniz bilmem. göze Göze yani batmadan zor ha. aman. Bu abim varken zor. O zaman bunu bir konuşalım ya. Eyvallah. Haklı Aklı şimdi. Niko abim de haklı, kendi penceresinden bakınca bir şey de diyemiyorsun yani. Ya abi neyse ya. Tamam yani. Tamam. Kafamız çok Sor, karışık ya. takıldıysa Bilmiyorum sor benim de. oğlum. Sor yani. Abi bir tek benim mi öyle bilmiyorum, hani Suat da Şahin de öyle hisseder mi de ya. Ne bileyim böyle bir. Ya bir anda böyle her şey oldu diye belki de ya. O da olabilir. Abi bu tarz şeyler böyle bir anda olur zaten, öyle şey gibi değildir ki bu, böyle yavaş yavaş ben bunu pişireyim. Eti saatlerce olan et dedim, bak geçen yediğimiz et geldi. Öyle eti saatlerce pişireyim gibi bir şey değildir ki bu, böyle bir anda olur. Hiç Yok ben de beklemediğin hani anda. vallahi beyler katılıyorum sana. biz de Anlaşılsın. Barış'a bir gecede ikna olduk. O gözlüklerinin parlamasını ben hala hatırlıyorum. Bu köpeklere şöyle yapmak lazım. Bunlar bize böyle yapıyor. Biz insan değil miyiz? Hayat mı bu dediğinde ben Barış oldum. Ben dediği şeyleri anladım. Ben dediği şeyler yıllardır benim içimde zaten dertmiş gibi hissettim. Siz bu derdi hissediyorsanız, paylaşıyorsanız ortak olursunuz. Böyle iyi diyorsanız zorlamaca yok. Peki abi bu mevzuları oldu ki böyle hani çözdük bir şekilde, Dream Corp'u bitirdik, insanlık tekrar böyle kendine geldi falan, istediğimiz düzeni kurduk ya istiyorsak o noktada. Annem bir gün çıkar gelir mi? Keşke yüzünü bile fotoğrafları olmasa unutacağız. Kaç sene? 15 oldu. Vallahi dediğim gibi oğlum, diğer bölgelere haber uçurduk. Burada kimsemiz kalmadı. Ama oralar artık alarm diye bir şey olmasa da sevenimiz, sayanımız, oralarda adamımız vardır. Sordurmaya devam ediyoruz. Hiç vazgeçmedik ki. Ben istemez Yok miyim? abi Ben bu konuşmayı Brian abi yerine gelsin anneniz yapsın siz. ben zaten düşeceğim o konunun peşine de. Neyse. Yani bir düşünelim bakalım. Ya abi ben sana madem böyle sen sor dedin diye soruyorum. Aklıma geldi hani burada bir beyin fırtınası gibi olmuşken. Şeyi sorayım sana yani, ve bizim kabul ettiğimiz senaryoyu düşünüyorum ben. Hani bu işleri birlikte yapalım falan. Siz bizden ne beklenecek yani, Brian abi bize bir şeyler yapın diyecek. Biz onları mı yapacağız? Hani getir götür mü yapacağız? Tam olarak bizden ne bekleniyor? Ben açıkçası biraz da merak ettim. Çip falan mı takılacak mı mesela? Yok, o işler geçti. Ha. Bu yaş barışsız üretemeyiz zaten çipleri. Ceren de yok. Dream Corp da bize çalışmaz eğer muhteşem bir planınız yoksa. Bu saatten sonra sokak kavgası arkadaşlar. Planımızı yapacağız, bir şekilde sızacağız. Siz zaten içeridesiniz. Siz olmazsanız biz biraz Brian abinin yeteneklerini ekstra kullanmaya çalışacağız. İlla bizim davamıza hizmet etmek için alarm üyesi olmaya gerek yok. Bizim fikirlerimizi paylaşmaya gerek yok. Bizim için çalışan insanlar bulabiliriz. İki kişi de Abi olsa biz buna devam ederiz. benim babam alarmın ta kendisi. Öyleydi, öyleydi ama Çok iyi ya. Müthiş bir uyandıramadık. haber Şahin. Şimdi fena mı abi? Baksana insanlığı tekrar diyor Niko abim, geri eski haline getireceğiz falan diyor. Sikim yani, bütün gün bu çevrim içilerle uğraşıyoruz. Sıkılmadınız mı? Gözünüzü seveyim ya. Bunu bilin Bıkmadınız sadece. mı siz de ya? Yani Brian abi tabii gözünüzü korkutmak istemedi ama zaten belli oluyor halimizden, tavrımızdan. Bir tik iki tane hayat. Bu bizim son şansımız. Son bir dans Abi burada etmeye da çalışıyoruz. günlük gülistanlık içinde değiliz zaten. Ya şunu bilin sadece. Biz bu işi deneyelim. Ondan sonra beceremedik abi dediğimizde bizim size yapabileceğimiz en fazla şey birer çevrim içi kimliği ayarlarız. Başka bölgeye yollarız falan filan ama burada yaşamanıza ya da hayatınızın güvene alınmasıyla alakalı takdir edersiniz ki o kadar güç sahibi değiliz. Bizim Yok abi. elimizden numaralar geliyor. Bu büyük iş zaten. Buna girdin mi bir kere göze alacaksın birçok şeyi. Düşünün, Abi karar biz verin. kaçalım ufak ufak ya. Doğru Ee, ya, biz ya gidelim bana abi. gelin ya Brian abiye gideceksiniz. Brian Torunu abi biraz karışık mevzu ya. Onu torunluyla bilmem neyle sana gelmek daha kolay sanki ya. eyvallah.
İyi o zaman. İyi bakın kendinize çocuklar. Abi selametle görüşürüz. Abi görüşürüz. Dükkan sararmış, güzel olmuş abi. Abi oh, bir tane bir tane daha alıyorum şeftali, evde içeceğim. Hadi size helal aldım de oğlum zaten, hadi. Leo görüşürüz. Biz kaçıyoruz eve. İyi mesailer sana kardeşim. Geliyorum ben abi. Hadi yine dükkana bekleriz. Hadi koş oğlum dükkanına bak, yeni itti. Oğlum daha sen hemen nasıl uzaklaşmışsın, bu kadar hızlı mod değiştiriyor bu adam? Ben abi ne yapacaksın? Ya. Hayat biraz böyle bir şey. Fuat abim hadi. Hadi oğlum biz Nazlı'yı neyse artık bakacağız ona. Şey. Ama bizden olmazdı abi zaten. Oğlum bu adam senin şeftali suyunu getirmek için benim ölmüş babamın sunağının trenini mi beklemiş? Ben onu anlamadım hiç ya. Fena mı abi? Adam senelerdir şeftali istiyor. Bak anlam katıyor. Bu adam 20 sene şeftali içememesinin sebebi bu olay mı yani şimdi? Hakikaten şunu 5 sene önce anlataydı bir şeftali içecektim. Yemin ederim bak. Yarım saattir aklımda bu takıldı. Diğer mevzuların hiçbir önemi yoktu benim abi, için. Abi benim aklımda çocuklar, benim aklımda felaket bir şey takıldı. Ben konuşmaların yarısını da dinlemedim. Size bir şey anlatmam. Ha, sen bir sessizleştin orada zaten. Ne oldu da ya? Bugün içinde bir şey yapmayacaksanız bunu gece evde konuşuyormuşsunuz gibi yapalım mı? Bugün hayır, öyle tatiliniz ya. Yani yolda konuşuyoruz işte. Ya, hayır, hala hala öğlen ya. Bugün de boş. Ha. Hani bunu geçiyoruz bugünü akşam gibi yapalım mı? Düşündük biz de. Herhalde. Tamam. Abi sen sessizdin ya bugün çok yanında. Niye abi öyle oldu sana ya? Bak şimdi. Çocuklar beni yanlış anlamayacağınızı biliyorum. Siz benim bu hayattaki en yakınımlarımsın. Bir de üstüne tek yakınlarımsın. Bizden başka yani kimin bu kadar zaten. Çocuklar. Ne oldu gözünü seveyim söyle artık şişt. Hayda. Annem saat mi dedi? Ya ha, abi saat gibi aslında. Annen de dedi renk falan dedi. Evet abi. Annemi hatırlamıyor musun ya? Annem yapardı öyle şeyler. Nasıl hatırlamıyorum? Hatırlamıyorum onu. Abi dışarı çıkacağız. Ben hep şey sanardım onu küçükken. Dışarı çıkacağız işte, hani böyle dışarıda piknik falan. Aman bugün ne kadar yeşil bir gün değil mi falan. Annemin böyle huyları vardı zaten. Vardı lan hakikaten. Tabii. Şey ben yapardı babamla tartıştığında hep şey yapardı, bak Barış bordoya dönüyorsun falan. Ben onları böyle gece... Bir dakika bir dakika ne dedin sen, dur. Ne, babamla oğlum bir dakika babamla tartıştığın... Lan bunların böyle bir mevzusu olmasın lan? Nasıl yani abi? Ne gibi abi? Bir ayrılıkla bu olaylar yok böyle... Yok abi. Yok ya. Nasıl yok, abi, yok sever ya? Anlattı ya Brian'da ya, severlerdi mektup birbirleri. Mektup yazmışlar çok abi. Abi. Niye babam mektup yazsınlar? Ya her ilişkide kadar tartışma olur abi. Gözünü seveyim Fuat abi. Güzelim bir noktaya kadar severlerdi. Bir noktadan sonra da mı? Yani ama mektuplar mu var abi. Mektuplar ha, sonrasında var. Sonrasında da evet, var abi diyorsunuz. Abi öyle yani. Alarmı kurduğunun mektubu var. Dillere destan olmuş ya annemle babamın aşkı. Abartma lan. Gözünü tamam. Niye abi konuşuluyor tamam. Oğlum neyse dur asıl mevzumu annem, bir anlatayım tamam ben. Annem öyle şey değildi yani, ben sana onu demeye çalıştım. Oğlum ben neye üzüldüm biliyor musunuz? Bak ben bugüne kadar hep böyle istedim ki hani bir bağımsız bir hayatımız olsun. Ailem, kardeşlerimle, ailem dediğim şey kardeşlerim olsun. Hep beraber gidelim böyle Fuat'la senle. Birbirimizin arkasına sığınalım. Geçmişten bir destek bulmaya çalışmayalım. Birbirimizle yapalım yani. Şimdi bugün böyle saati taktım. Bin tane şey yaşadık zaten beraber. Bir de annem falan deyince şeyi fark ettim lan. Böyle bir şeyler olmuş. Bak bin tane iş yapmışlar falan ya. Hani örgütler, brainlar, hackerlar falan. Aynen. Bir senin hoşuna gitmiyor ha. Aynen diyorsun, adam ne güzel anlatıyor. Azıcık hevesli dinle ya. Oğlum abi yani, annem ortada neyse yok. Annem yine ortada yok oğlum. Gitmiş ama kimse adından bahsetmiyor. Kimseyi ikna edememiş. Bütün hikayedeki özeti annemin yine dünyaya bakınca da sarı olurdu, yeşil olurdu falan işte. Saçmalama ben abi. De, ben de böyleyim işte, değil mi ya? Bu hayır bu oğlum yani, hayır. Ya saçmalama hayır, gözünü öyle bir şey yok. Bu bak tam bu söylediğin mevzu beni işkillendiriyor zaten. Bu kadın niye bu işlerin içinde bu kadar yok? Ne demek yok abi? Siz saçmalıyorsunuz ya, hiç mi dinlemediniz adamları gözünüzü seveyim? Yok bir şey oğlum, olurdu Kerem bizi uyarırdı. Babam, bir şey abi olurdu, uyarmazdı öyle ya.
Yol turuncu gördü, turuncu dedi. Bu kadar. Bütün olayım da benim bu değil mi bu hayat? Ondan sonra bir gün bir yerden kaybolacağım. Suat'tan da 20 yıldır haber alamıyoruz. Nerede bilmiyoruz. Çok da bakmadık. Ne alakası var oğlum? Sen niye bu kadar inceldin ya? Abi ne bileyim etkilendim. Bir etkisi mi bu acaba? Oğlum, sen yolu çıkarsan mı bir günde 2 saat, 3 saat yok bir be oğlum mı? Ya. Yok ben bir anda kendini etkilendim ekstra. Vallahi etkilendim ya. Bir böyle vallahi bir... bak. Abim şey benim güzel abi olmasın bana bak. Olmasın bak saatten bana harbiden bak. Böyle bu ha. Şey vardı ya bir tane film. Neydi o ya? Çok eski. Ne lan? İşte çocuk yüzüğü takıyor bir olaylar oluyor falan. Neydi anlamadım 100 yıl önceki film. Şeyi diyorsun sen Yüzüklerin Efendisi'ni ha. Diyorsun. Ha. Oradaki gibi. Zamanın kült filmi abi sen bilmezsin çok onlar sana geçmedi onu. Bende yok abi. Ya değil gözünü mi? Seveyim saçmalama Suat abim sen bugüne bugün benim herhangi bir ihtiyacım olduğunda gelip bana yardım mı etmedin? Ben 8 kişinin arasına daldığımda Suat abimle birlikte girip ortalığı dağıtıp siz mi ara buluculuk yapmadın abi? Sen nasıl kendini işe yaramaz hissedersin? Biz bugün değil şeyde ya, o... biz bugün tamam. Enstitüde çalışıyorsak bunlar senin bir şekilde bağlantılarınla tanıdığın eşinle dostunla olan işler değil mi gözünü seveyim ya? Bakmayalım ha. Bak birbirimizden 20 yıl haber almayacaksak bile en baştan diyelim ki arkadaşlar 20 yıllığına haber vermiyorum geri geleceğim falan bu konuşmayı. Tamam biraz onları haber. Konuşalım biraz onları konuşalım. Bu, şimdi bu adamlar oğlum, bizden. Bu kadının rızasıyla mı oldu acaba yani? Evet. Bilmiyoruz ki belki kaçırıldı ben o konuyu anlamadım hiç. Ben çok inandım. Abim benim ben güzel abim. Oğlum yaşadığına beni ikna öyle edin canım. Yok deyin yaşamıyordur deyin ya. Yaşıyor. Ne yapalım? Yaşıyor bulacağız abi annemi. Fuat, annemi bulacağız. Bu deli beni gaza getiriyor Fuat ya. Oğlum bak bu annemi bulacağız kısmından ben o kadar emin değilim şimdi. Anne var mı yok mu? Oralar böyle bir oralara bir böyle var yok gibi yaklaşsak. Böyle bu kadar yani kesin net şeylerle varmasak. Hani abi senelerce insan yani, kesin bak, senelerce insanoğlu Allah diye bir şeye inandı. Tanrı diye bir şeyin varlığına inandı. Ya bilmiyorlar sen... var mı yok mu bilmiyorlar abi. Anladın yok, mı? Bu bilmiyorlar da... anladım. Üç günde bir aynı örneği veriyorsun ya Şahin. Bu da böyle inşallah. Bir şey. Ben yok diyemem abi şimdi. Bilmiyoruz ki henüz ölmedik. Tamam yani. Neyse öldük abi. Varmışmış yokmuşmuş. Ha. Ben de diyorum ki benim annem hayatta. Ben buna inanıyorum. Seni inandırmak zorunda değilim. Annemin güzel ölmediğini kardeşim. Bu insanlar söylediler bize. Babam ölmüş, sunağı kurulmuş. Oğlum, arkasından anne, dua edilmiş. Senin annen ağlanmış. Beşeri din mi? Manyak herif. Bir şey annem varsa vardır, yoksa yoktur. Bu aa. Böyle inandım ben var, benim inandım ben yok. Okan bir zar atar şey. Mısın? Benim annem var mı yok mu demiyorum ki ben. Benim annem zaten var. Benim annem aynı zamanda hayır, senin de annen. Yaşıyor mu yani? O var. Oğlum, o var mı yok o yaşıyor. Existing gibi değil yani. Hani var o yaşıyor. Mı? Bir yerlerde yaşıyor. Yaşıyor. Yani. Eceliyle ölmediyse bence bir yerlerde yaşıyor. Daha kaç yaşında bu kadın ölmek için çok genç ya. Genç tamam abi. Neyse ben... abi dur. Mevzu. Sen bir adımımız... geçecek bence o. Bu normal. Adımımız ne? Adımımız. Abi ben biz adımımız. Ona biz bence de ya. Bunu konuşalım. Bakın ne bu yapacağız iş, şimdi? Bu iş ha. Büyük iş. Bu iş deli bu böyle, iş abi. Yok mu bir tane bir plan bir şey ya? Bunu böyle bir ne nasıl yapalım bu işi? Plan. Ben anlamadım ya. Oğlum planı ben mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben birazcık bugün şey yaptım ya. Oğlum hani... kas gücü falan diyorlar. Bu ne ya kas gücü? Tabancayla mı devrim yapacağız ya? Tabancayla mı devrim? Abi adam hacker hacker. Anasını sıkmış zamanında ortalığı. Biz de işe yarayacağız demedin mi? Sen mi dedin? Suat dedim, mı dedin? Ben dedim. Sokak kavgası ne dedi adam? Zaten sonrası dedi. Bundan sonra oğlum. çıkacağız dedi. Yumruk yumruğa dedi de. Bak. O öyle bir anda yumruk yumruk olur mu abi? Allah aşkına Silent Army'nin nesine yumruk atıyorsun? Adamları her yeri demirden... Kaç kişi öldürürler diyeceğim de Silent Army de çok kişi öldürür ya. Öldürür. Oo, öldürür abi. Hiç affetmez yani. Hani desek ki 10 ben bin de, kişi karşılarında dursak gözünün yaşına bakmaz yani. Ben de diyorum ki biz yok. Olmasak da bu adamlar Silent Army ile bu savaşın içine girecekler günün sonunda. Bir takım insanlar ölecek. Biz de ölebiliriz. Bunlar oğlum, bizde olabilir. Biz lider adamlar bize gelin ya biz yanda asker olun demiyor. Bize demiyor. Liderlik edin diyorlar. He. Devam. Ben orada ben orasını onu anlamadım. Işte. O liderliği edebiliyor muyuz biz acaba? Okan, bizde o var mı acaba? Suat, konuşmaya devam ediyorsun. Kardeşlerin bizde o var mı acaba? Onlar lafı var aldıkları abi, zaman onların ya. Söylediği şeyler sende böyle yavaş yavaş boğuklaşmaya başlıyor. Ne dediklerine odaklanamamaya başlıyorsun falan filan. Şahin ve Fuat, siz bunu asla fark etmiyorsunuz abi. Ha. Fuat, muhabbetten dışladın kendini. Hı hı. Ve çok rahatsın. Yani
farkındasın artık iştirak edemediğinin, onların bunun farkında olmadığının da farkındasın. Hı-hı. Ama şu anda vardığın mental durum her şeyin üstünde, bambaşka bir boyuttasın. Tamam, ve anladım. Rahatsın, kendi başınasın, bembeyaz, sarı güneş ışıklarının falan vurduğu bir tamam. yerdesin bir yandan da. O muhabbeti oradan takip ediyorsun. Tamam mı? Olur mu tamam. abi, bak bizde ne güzel bir liderlik ruhu var. Sen senelerdir mesela bu ailenin bir lideri gibi değil misin, gözünü seveyim? Ya abi, anlatsana Suat abi. Tabii ki de o liderlik vasfı bizde var da, yani şimdi koskoca bu kadar çipsiz insan içinde liderlik vasfı, yani şimdi bir bana düşmez ya. Ama mahallenin içerisinde Fuat abi dediği zaman herkes de bir durur düşünür. Suat, bunlar artık bir rüya abi. Geçti. Konuşulan şeyler bir rüya. Okey. Fuat adı İzledim. Geçti mi? Tabii ki de yani konuşulur. Mahalleleri de konuşuruz da, yani hala da Şahin'cim bende oturmayan bir şeyler var. Yani bu böyle dijital bir mevzuysa biz niye? Fiziksel bir mevzuysa tamam, hani var fiziksel birkaç numaramız var. Dijital mevzunun içindeyiz abi biz. Dijital mevzunun tam merkezindeyiz biz. Ofisine çıktık bu kadının. Kaç kişi çıkabiliyor? Allah aşkına Dream Corp'un yönetim katına gözünü seveyim ya. Bizi de biz... Sen bizi biraz boş mu düşünüyorsun? Ha, biz içerideyiz sonra? Diye mi diyorsun sen onu? İçeridekiler abi, mi yapacaklar? Tabii bize? Ki bu tarz işlerin içinde, bak bu tarz hareketlerin içerisinde muhakkak böyle insanlara ihtiyaç vardır. Değil mi Suat abi? Suat abi. Abi mevzuda bu şeyin içinde fiziksel değildi işte. Değil. Onu mu diyor Suat? Ha. Yok mu sence de biz? Uyandın rüyadan. Ne diyorsun abi? Yani bu konunun iki tane şeyi var diyoruz şimdi. Bir ya fiziksel ya dijital. Ne diyorsun yani? Siz ne diyorsunuz? Sen bizi dinlemiyor musun? Biz bir saatte konuşuyoruz. Abi yok, dinliyorum da hani tam neyi savunduğunuzu şey yapamadım. Hani çok fikir ayrılığına girince. Şimdi birader, ben diyorum ki bu mevzuyla alakalı iki tane konu var diyorum. Ya doğru. Diyorum bu kavga fiziksel dönecek. Yani doğru dedin onu. Gerilla stili. Ya da dijital bir savaşın içinde biz böyle. Ben bu işte ayrıma oraya çok USB taktım, oraya bellek soktum, oradan kablo bağladım yapacağız ya. Hı hı. Öyle bence, değil mi bu savaş? Öyle mi? Nasıl ben de diyorum ki. Sence mesela öyle mi? Ben de diyorum ki bence her ikisi birden. Ben mesela kombo. Hem içerideyiz diyorum hem dışarıdayız diyorum, yani her yerde varız bu mevzu. Bilader, ben de diyorum ki yani bu mevzuda işte bizim pozisyonumuzun ben o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani sanki bu adamlar 20 sene boku bokuna beklemişler gibi geliyor. Dün Aynen. geçen sene de başka 3 tane elemanla 5 tane elemanla yaparlardı. Ya sen saçmalama sen yani. Barış ve Ceren ne olursun sen ya? Ne demek ya Barış ve Ceren oğlum. Saat çok açık, böyle gökyüzü mavisi gibi bir şey gözüküyor senin için. Ve hissiyatın şu. Öyle bir şey yapmalısın ki karar vermiyor olan halin kararı vermeli bu ekip için. Bunu hissediyorum. Evet, sen karar vermemenle bir karar vermiş olmalısın bu ekip için. Anladım. Yoksa çok kötü olacak işler. Yani şimdi bu Barış'la Ceren'in oğluyuz diye bizim ekstra kolumuzun içinden lazer çıkmıyor ya sonuçta, ben de hani abi kanını taşıyorsun sen ya. Bu insanın kanını. Sen oğlum sen bu insanları niye bu kadar ilahlaştırıyorsun ya yine ya? Allah abi kanlamanla olacak iş değil. Adamlar belli ki ama bizi tanıyor. 20 yıl şey yapmış ya adam, oğlum, büyütmüş. Barış Keskin üst düzey bir zeka bir adammış diye ben aynı kanı taşıyorum diye nasıl bir şey, bu ne alakası ya var? Senin çipin yok, sen yeteneksiz bir adam mısın abi? Oğlum ben geçen gün bir tane kağıt topu sokamadım deliğe. Sokamadım. Ya o kadar da yetenekli miyim acaba? İyi de bir ara konuşuruz yani müsait zamanında. Yetenekli Asam. Güzel adamsın sen, güzel adamsın. Neye şimdi karar veriyorsunuz? İşte biz biraz farklı noktalardayız gibi herhalde üçüncümüz olarak. Abi, yani ben şeyi anlamadım ki, biz gerçekten bir bu işin içinde bunların motivasyonu muyuz biz? Yani biz yanlarındayız diye bunlar artı boost mu alacak? Yoksa biz hakikaten bir işe yarayacağız da bunlar... Ya o kısım ben tam oturtamadım Suat. Biz neyiz şey biliyor musun? Biz böyle neyiz bir... Ben? Gel bana. Bak karşına. Ciddi yani... lan. Karşına bak. Biliyorum. Biraz havaya doğru. Odaklama ama kafanı. Tamam. Neye bakmanı istiyorum biliyor musun? Duvarı görüyorsun. Ne? Evet. Kendi kafanın nerede olduğunu biliyorsun. Evet. İkisinin arasındaki o havaya bak. Havaya mı bak? Havaya nasıl bak yani? Oğlum. Ya dene ya.
gözünü duvara odaklama da daha böyle öne odak. O havayı görmeye çalış. Görmen önemli değil. Görmeyeceğinin çok farkı. Abi ben... Delirmiyorum köşede... oğlum. Bak ben o merak tavanın köşesindeki ize çok tilt oldum abi. Göremiyorum havayı. İze bakma. Sanki daha öndeki bir şeyleri görmeye çalışıyormuşsun gibi düşün. Tamam. Okey. Şimdi hayal et. Sadece hayal et. Çok böyle açık, açık bir sarı hayal et. Tamam mı? Açık sarı. Hafif turuncudan tamam. İz taşımaya başladıkça o böyle o çiğ, o sığ rengin güzelleştiğini göreceksin. Daha dolu dolu, daha tamamlanmış oluyor, doğru mu? Turuncudan iz taşımaya başladıkça. Hı hı. Arkadaşlar biz Brian'la Nico'nun ekibinde o turuncuyuz. Bu devrimde o sarıya eklenen o turuncuyuz. Güzel olması. Daha canlıyız gibi diyorsun değil mi abi? Demiyorum. O rengi o renge çeviriyoruz. İkisi de sarı. Özellikle size göre daha sarı. Ona da bakıyorsun diyorsun ki bu sarı. Ona da bakıyorsun bu sarı. Ama bir tanesi güzel bir renk. Diğeri çiğ, yavan, hatta belki gergin, korkutucu bir renk. Evet. Evet. Çok vallahi manalı da konuştu. Her zamanki gibi Suat abim. Bizim... Sen ikna oldun mu? İkna oldun mu Fuat abi? Turuncu olalım yani, diyor işte ya. Olalım. O en iyisi o da. Yani ben anlamadım tam ne yapmamız gerektiğini yani. Renk katacağız abi. İnsanların hayatına renk katacağız. Benim anladığım ulan bu. Ulan ne demek renk katacağız? İnsanların karşısına gidip jonglörlük mü yapacaksın? Çocuklar beni dinleyin bak. Abi dinliyorum kendim... seni de yani hiç biraz daha insanca konuşur musun ya? Abim insanca konuşmuyor muyum Fuat? Sen beni anlamayacaksan kim abi, anlayacak? Yavrum, bak ne diyorum ben sana. Ben seni anlıyorum da işte. Sarıya diyorum. Turuncu diyorum ya. Biz onu bizim anladım, rolümüz ne? Bizim rolümüz şey. Turuncuyuz. Aha. Biz turuncu. O onlar sarı. Her şey sarı. Biz turuncuyuz. Tamam. O izi biz taşımamız turuncuyuz lazım. Ama komple mesela top turuncu olduğu zaman ne olacak? Öyle de olmuyor. Hayır, turuncudan iz taşıyan. Çok iyi olacak. Biz turuncudan iz taşıyan bir sarı arıyoruz biz. Biz sarı İstediğimiz arıyoruz. Şey o. Onu istiyoruz. Anladım. Şimdi anladım. Olarak... Bu sefer ikinci anlattım da anladım. Renk katacak ne oğlum? Boya mıyız lan biz? Tamam biz sarıyı... Mono miyim ben? Mono mi değilsin abi? Dur. Abi ben seni daha Faber-Castell gibi düşündüm. Sarıyı... O zaman. Bak şimdi bu sarıyı biz böyle turuncu ama yoğun turuncu olursa ne olur bak ne anlatıyor Fada? Bozar. Fada bozar. Abi biz, rengi bile olur. Biz iz taşıyacağız diyor. Yani biz kimin izini taşıyoruz? Ne bileyim. Yani işte bu çok zor bir şey değil. Hayır, anamızın babamızın izini taşıyoruz. Ya onlar bu devrimi başlatmışlar. Artık. İlla o izi bir yere sıkıştıracaksın ya. Anlattı adam. Valla. Sabahtan beri anlatıyor. Dinlemiyorsun ki kendini vermiyorsun olaya. Oğlum turuncuyla ananın babanın ne alakası var? Adam devrim mevrim dedi. Anam mı senin devrim ben, ya? Allah anam nerede belli değil. Sen Uşa'nın götünü dinlemek, düşünmekle dinlemiyorsun. Bak düşün, izini taşıyoruz dedi oğlum, adam. Bak, biz konu... o izi taşıyarak... Tamam beni bir salın. Konu değişti yani. Konu. Konu neydi? Konu... Ne diyordun sen? Dijital var. Şey ben var. Ben diyorum ki bu adamlar bizden dijital bir destek mi isteyecek, fiziksel mi isteyecek, kombinini mi isteyecek, niye bizden istiyor? Bu sorular havuzunda yüzüyorum ben şu an. Böyle kulaç atıyorum sürekli. Elim her birine atıyor. Cevap verdim oğlum az önce. Verdi. Almadın. Ya işte ben unutmayan sorularımı unutunca şimdi hatırı tamam doğru. Yarın Nico abi ederiz abi biz turuncudan iz taşımaya geldik. Okay. Keskin kardeşler, uzun süren bizim artık burada hani 20-30 dakikasını gösterebildiğimiz ama muhtemelen sabah o evin ışıkları sabaha kadar hiç sönmedi. Tartışmalarını yaptılar, kararlarını verdiler. Suat'ın ekstra bir durumu vardı, böyle biraz garipti o gün. Ama zaten kardeşleri de bir saatin de gariplik getirdiğinin farkındalardı sabahtan beri. Suat'ın da bünyeye biraz garip geldi derken kararlar verildi. Açıkçası eşitliği bozmak için Suat'ı kullanacaklardı. Suat hiçbir şey demeyerek eşitliği bozdu gibi oldu ve lanet olsun tamam biz turuncu olalım diyerek böyle bir şekilde o karar verildi. Önemli olan kararın verilmesiydi. Ve sabah yine mesainiz 10 itibariyle şey oluyor. Okul. Kapıdan gelinip alınacaksınız yani. Var mı ekstra yaptığınız bir şey? Yok. Tamam. Gidiyorsunuz. Benim ekstra yaptığım ufacık şey saatimi bizi aramıyorlar değil mi? Öyle bir aranma ritüelimiz yok.
düzenli olarak. Üstümüz binaya girerken var. Hayır, şey anlamda, hani cebinizde ne var, saçınız... Tabii binaya girerken sağlam arıyorlar. Haydi bakalım. Hatta aramıyorlar, bir şeyin içinden geçiyorsun. Yani tamam. Öyle diyeyim. Ya bahsettiğim şey o. O zaman sabah 10'dan değil de 9.50'den alabilir miyiz hocam? Senin köpeğin olsun 10 dakika. Teşekkür ederim. Çocuklar, bu saati şey biliyorsa... Ben şimdi bununla gitmeyeyim okula ya. Doğru lan. Gitme abi. Ama evde de bırakasım yok. Evet ya. Aman bırakma abi. Oğlum sen kafan mı güzel? Ne yapayım ya? Bu abi bu çantası orada kaldı değil mi? Ha. Siktir almadım ya. Yanıma. Abi bahçede bir kutuya koyalım. Çok özür dilerim. Almak istiyorduysan alabilirsin şu an. Çünkü o çantayı boş ne yapacaklar? Senin parmak izin var. Almış olabilirsin yani. Almadık bir kere ya artık. Yani ekstra söylemediğimiz şey bazı şeyleri sayabiliriz ama sen bilirsin. Yok onu hakikaten almadık. Okay. Bahçede bir kutuya koyalım. Gidelim abi sabah gerçekten bu mu mevzu ya? Ne? Tabii ya. Bu hiç ne olacak ya Suat, siktir et ya. Koy şuradaki çöpün yanına. Oğlum dalga mı geçiyorsun sen manyak? Ananından yadigar bir tane ürün var. Ağlıyorsun ya. Bizim konumuz değerli, bizim bilmem ne. Manyak abi, sabah 9.50 bunu tartışmak için çok erken bir saat sadece. Alış keskinin idealist olduğuna bak sen ya. Ne oldu oğlum? Devrim aşkıyla yanıyorduk dün gece, turuncular taşıyorduk sırtımızda. Uyuyamadım, onu düşündüm sabaha kadar. Böyle uyuduk. Ne oldu? Sabaha kadar turuncudan iz taşıyacağım diye uyuyamadım. O zaman ben evde bir yere kilitliyorum abi bunu. Bir yere mi kilitliyorum? Evde nereye kilitliyorum? Bir dolabın vardır. Yani vardır illa ya. Çekmecem mekmecem bir kilitli. 2096 oğlum, kilitli dolap artık şey değildir yani. Mevzu değildir. Tamam ben evde hocam. Sizin de uygun gördüğünüz zorlukta bir dolaba koyuyorum. Abi kendi odandaki şey dolabından, çekmecenin içinde böyle özel bir çantan var senin. Böyle biraz para biriktirip sakladığın belki. Hı-hı. Böyle bir aşkının fotoğrafını eskilerden sen. Öyle en özel şeyine koyuyorsun onu. Tamam, teşekkürler. Koydun mu? Koydum. Hadi gidelim. Gidelim. Servis abi, geldi. Arabaya biniyorsunuz servise doğru. O esnada şeyi fark ediyorsunuz. Açmış dükkanı Leo. Şeyleri oyuyor. Duvarları boyuyor. Yani boyuyor. Badana gibi. Hani temizlik. Yeni hale getiriyor abi. Günaydın beyler. Günaydın. Kolay gelsin. Oo, kolay gelsin Leo'cum. Eyvallah. Erken kalkan çok yol alır kardeşim. Hadi bakalım sizi de göreyim. Böyle sakat olmuş. Çocuk, bugün böyle olmuş. Vallahi ya. Bu müthiş birisin ya sen. Oğlum var ya, enerjin. Bak Leo, sana çok yakışıyor bu enerji. Vallahi enerji yakışıyor sana ya. Eyvallah abi, sayenizde. Çünkü mesela geldiğin akşam orada şöyle böyle falan. Yani ne bileyim ya, sen böyle zımba gibisin. Aslında naz... Ha neyse. Ot abi. Geç kalıyoruz abi, hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin Leo'cum. Bindiniz abi. Serviste herhangi başka bir şey olmuyor. Zaten bir 15-20 dakika içerisinde gittiğinizi konuşmuştuk. Binaya giriyorsunuz. Aranıyorsunuz. O esnada kimseden bir sıkıntı çıkmıyor. Bugün yine şey dersleriniz var. Birebir konuşma dersleriniz var. İstediğiniz öğrenciyle, istediğiniz tarzda bir öğrenciyle yine boş görevinizi yapabilirsiniz. Varsa bir tercihiniz, direkt dersinizden alabiliriz. Ya da binada, akademide bir şey yapacaksanız. Kızı gönder canım. Maya zaten orada. Buyurun. Maya biz... De yani. Diğer başka ya, çocukla hiç... konuşacak bir şey var mı? Ha Suray'ın bir delirdiği bir çocuk var. O şeye toplu derse kalmıştı o iş galiba. Adrian. Bak aldığım notu göstereyim mi? Göster. Adrian piçi. Tamam, seni görüyor o zaman abi. Günaydın. Öğretmenim. Günaydın. Nasılsınız? Konuş.
İyiyiz. Sabah işte geldik yine burada. Ha. Görevimizi yapmak üzere. Sen de gelmişsin. Hoş Ben de geldin geldim. okulumuza. Teşekkür ederim. Akademi her zamanki gibi sabah sabah. Sen ne yaptın? Babanla konuşabildin mi? Babamla konuştum. O şeyden vazgeçti. Dediğiniz gibi hani parasıyla size ödev yaptırma gibi uygun olmaz dedi. Güzel. O yüzden ben artık başka birini bulacağım. Nasıl yani? Ben mi yapayım ödevi? Çipi başkasına mı takacaklar? Tamam. Yani bu sana İlla mantıksız. çip takılanı mı ödev? Ama yani şimdi bu senin tamamlaman gereken bir şey ki Hı. sen neticesinde bize bir veri verebil. Veriyi biz senden alamazsak, Ahmet'ten alırsak Ahmet'in verisiyle sana çip takarız. Mesela şöyle düşün. Sen diyelim şimdi para verdin. Hı. Cemil'e yaptırdın ödevini. Tamam. Sallıyorum. Hı. Cemil diye birine. Okay. Biz de baktık. Aa çok güzel ya, bu maymun gibi ağaçtan ağaca kollarıyla tutunarak geziyormuş dedik. Ödevinden Hı öyle bir çıkarım yaptık. hı. Sana taktık çipi. Sen şebek gibi dolanırsın ortalıkta. Ne kız bakar sana ne bir şey. Böyle Öyle mi? diye. Tabii. Tabii oğlum. Edrin'cim ben senin iyiliğin için. Oğlum ben senin Ödevi öğretmeninim başkası yani. yaparsa tabii onun yetenek. Onun özelliklerine göre sana muamele yapılır. Tabii ki. Hocam. Ben sana... Evet. Tamam işte. Yo 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 tamam, ben yo. yazayım Hayır senin hayır ödevi. ben Yo yo. Valla. hemen. Hayır. Yarın sabah ben o toplu dersimiz olacak ki öğretmenim. Bir dakika ya, Ben yarın son. Yarın kaça bugün kadar mü son? son gün? Kaça kadar son? Bugün 6 değil mi son gün Bugün ya? mü Bugün öğretmenim? Ben 6 son gün Fuat bugün hadi öğretmenim. Şahin, o Aa, değil zaman mi? Şahin tamam. öğretmenim 6 değil mi? Bugün Şahin 6 son. öğretmenim tamam. O zaman ben hemen bir koşu gidiyorum. Bugün 6'ya kadar size getirsem ödevimi olur mu öğretmenim? Ama Olur, beni sen bozmaz. şimdi Bir koşu Fuat gidemezdi şimdi. onu Ne oldu 6'da sadece? getirse mesela Edrian, sen okuyabilir misin onu hemen o kadar Ben hızlı? o Onu sisteme işlenmesi sisteme falan. işlenmez. Sistem Kaça kabul kadar etmez babama onu. söylemeyin. Kaça kadar okuyabilirsiniz hocam? Şey yapalım mı Fuat öğretmenim? Şimdi nasıl yapsak ya? Nasıl yapalım Şahin öğretmenim? Şahin Maymun öğretmenim. yüklemeyelim mi Edrian'a? Ne diyorsunuz? Maymunu yüklemeyin Şahin öğretmenim. Edrian Maymunu. şimdi aslında öyle bir öğrenci de değil. O Şahin öğretmenim, ben Öğretmenim. Edrian'ın O kadar uğraştık. O zaman Evet. mesela Fuat öğretmenin sana bir soru sorsun. O sorduğu soruya vereceğin cevap şu an mesela sözlü bir kanaat Tamam. notu gibi yapalım. Tamam. Fuat Güzel. öğretmenin sana bir Tamam. soru yönlendirsin. Sen de Tamam. onu bize Şahin öğretmeni cevapla. dinliyorum. Tamam hazırım. Tamam. Hazırım. Hazır mısın? Ben sana 4 gün önce bir ödev vermiştim. Yaptın mı? Zaratayım. Yaptım öğretmenim. Tamam, bakabilir miyim? Tabii ki bu implantasyon gününü tarif et demiştiniz. Evet. Buyurun, hazır. Ne? En ince detayına kadar. Çok güzel Ya bizim şekilde. Fuat bu çocuğa karşı sürekli göt oluyor ya. Ben çok üzülüyorum bu duruma ya. Oradan almış, vay efendim, geçmişteki önemli implantasyon günleri falan. İşte Ya abi nasıl bu kaybedebiliyorsun? şey Abi ne olur ya? en önemli çevrimiçiler falan gibi böyle sana şey yapmış, ödev yapmış. Ben bakmak istiyorum ya, şeyi anlamak istiyorum. Bu çocuk mu yazmış bu ödevi? Ona sen bizi aratacaksın. Yani işte ona bakacağım. Bakalım bu çocuk mu Allah'ım yapmış bu yarabbim, ödevi? yine gelecek 2-2 ya. Hadi O da iyiydin be. 20 atmış ya Edrin Piçi. Ne geldi? 5. Ya bu Duray o zaten yapmış. senin gıcığın var ama bu çocuk zımba gibi bir öğrenci. Tabii ki kendi yapmış. Edrian'cığım, ne kadar güzel detay yazmışsın. 2 gündür yok ona para verdireceğim, yok babam para verdirecek, anama saldıracak. Niye böyle şeyler yapıyorsun Ya oğlum sen? ben onu biraz da şeyden söyledim öğretmenim yani zor bir durumda öyle bir şey kabul ediyor musunuz diye. Yoksa ben zaten kendi sorumluluklarımı bilen bir öğrenciyim de bazen yetişmiyor Evet. şey oluyor. Bir de takdir edersiniz ki sizin dersinizde biraz da öbür öğretmenlerimiz de laf ediyor yani. Onun ödevini yaptın, benimkini mi yapmadın gibi oluyor. Yetişemeyince Anladım, tamam. Yeterli. Ben bu ödevi alıyorum. Sen sağ olun. istersen sınıfa doğru Çok sağ geçebiliriz. olun öğretmenim. Fuat Hocam, peki gitmeden bir şu tavuk ve yumurta sorusunu mu sorsak Edrina? Yok yok, yeterli. Ben Edrian'ın değerlendirmesi yaptım. Baksana, çocuk ışık gibi ödev yapmış Çok sağ maşallah. olun. Çok sağ olun. Babamın Edrian'cığım, iyi selamları dersler. var efendim. Sen de söyle. Tamam. Sağ olun öğretmenim.
orospu çocuğunu maymun yapmazsak sizi sikerim bak. Melanie'yi de sikerim, sizi de sikerim. Oğlum ben bıktım bu heriften. Ne demek maymun yapmazsak? Çocuğun ödevini kabul ettin abi. Gel top atalım. Oğlum siktir et ödevini. Allah bilir ödevi ne yazmış. Ben buraya ne girersem ödevi bu. Bunu çocuğun. Bunu atıyoruz, paramparça ediyoruz. Bak ben devrim mevrim istemem. Ben bunun için gerekse Melanie... Tamam. Ben gerekirse Melanie ile böyle olurum. Adam bunu maymun yaptıracağım. Bana bak. Bana bak. Yemin ederim ben yaptıracağım senin, ya. Ben senin 6 11 yaşında bir veletle çekişmen oğlum, yüzünden kendimi riske atamam. Hayır abi bak, saçmalama. Benim alarmı ne saydırmışsın? Bu piçin benim canım sıktığı kadar canım sıkan yok ya. Oğlum gel diyorum kağıt atalım diyorum. Kağıt atıyor. Oğlum diyorum gel diyorum ödevini yaptın mı diyorum. 2 gündür beni dilendiriyor burada ödev ödev diye. Sikik yapmış ödevi cebinden çıkardı. Full. Baksana şunu hatasız yazmış piç ya. Bir bakabilir miyim kendimi yapmış sen, ödevi? Sen de şimdi bu çocuğa bir şey yapamazsın yani. Ben bu çocuğu maymuna çevireceğim. Meleni belamızı sisteme... siker. Hayır dikkat çekeriz. Hayır. Of ya. Edion. Peki abi. Kendi mi yapmış? 20 gel. Suat, Fuat'ın gözünü kin bürümüş. Bu çocuğun elinden çıkacak bir ödev değil bu. Ne diyorsun abi? Çıkacağım ya oğlum. Hatta abi şey, para mara da değil. Yani fark ediyorsun ki çok ciddi yapay zeka kalıpları var böyle. Yani internetten yaptırmış. Oğlum sen manyak mısın? Binayin aleyh falan geçiyor ödevde. Yani cümlenin yanında GPT stok yazıyor lan. Nerede yazıyor lan? Oğlum arkasında baksana filigran var her yerinde ödevin. Ya sikiyim maymun olduk. Oğlum bak yemin ederim ben anlamıyorum bunu. Benim buna yıldızım barışmadı bu piçe ya. Allah belamı versin bunu bekleyeceğim. Reşit olduğu günü gideceğim döveceğim ya. Uyuz oldum kuruldum ya İbni. Neyse bak ettiğim küfürlere bak oğlum ya. Hiç yakışmıyor sana. Hiç yakışmıyor. Ah tabi. Sana ya, benim iyi bir ördüğüm var. Sana mı soracağım? Yine de ya benlik değil. Etrafta duyan küçük çocuklar olur. İyi bird olmayan. Tamam birader sıkıntı yok. Ben bunu maymun yazdırıyorum o zaman Suat. Yazdırma ya gözünü seveyim. O valla uğraştırma bizi ya. Kabul etmeseydin çocuğunu demin. Hadi gidelim tamam, oğlum. Tamam abi işte. Neyse. Hadi maymun yapalım, yazdırıyorsunuz. Bahçenin bir tarafında yine bu biraz... Bizimkiler sordum. Devam et. Şey Maya sizi görüyor zaten böyle... Suat'la en çok arası şey böyle onay almaya çalışıyor. Hani geleyim mi ben? Ram. Günaydın öğretmenlerim. Günaydın Maya. Günaydın. Nasılsınız? Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uyandım ayıldım. Bugün biraz da erken kalktım. Kahvaltı ettim. Biraz günaydın şey Maya'cığım. Sana günaydın sabah sabah bir soru sorabilirim. Değil sen mi? Bu Edrin'i tanıyor musun ya? Tanıyorum öğretmenim. Niye? Bir samimiyetiniz var mı? Ya sürekli geliyor saçımı çekiyor, sakız yapıştırıyor, bir şeyler yapıyor falan. Tamam tamam teşekkür ederim. Ay. Yeter sağ ol. Neyse. Kahvaltı tamam, ettim, televizyon izledim böyle bir... Orospu çocuğu diye not aldı orta. Dinç geldim yani. Ha, çok güzel Mayacım. Hoş geldin. İyi ne yedin kahvaltıda? Tost yapmıştı annem dün. Şeyli, akşamdan jambonlu tost yapmıştı. Çıtır çıtır yeseydin sabah yapsaydınız. Isıtıyor sabah mikrodalgayla falan. Ha tekrar şey oluyor. Baban, deden onlar evde vallahi, mi iyiler mi? Onlar da iyi. Dedem dün bir dışarı çıktı işte. Ben okuldan geldiğimde o evden çıkıyordu. İlk defa böyle bayağıdır da bilgisayarına parça marça bir şey lazımmış galiba. O öyle mutluydu. Dönüşte de çok şey oldu. Bulmuş o zaman aradığı parçayı. Evet evet yorulmuştu böyle ama şey neşeli geldi. Aldı benimle sohbet etti, muhabbet etti. Böyle bir konuşkandı dün yani. Babam yine akşama kadar çalıştı. Yorgun argın geldi. Televizyon izledi yattı gibi oldu. İyiydi yani güzeldi ev. İyi güzel geçmiş. Sen nasıl uyanıyorsun? Çok zinde geliyorsun genelde de. Bugün ekstra bir zindesin ama genelde de çok zinde geliyorsun. Annen baban mı uyandırıyor yoksa bir alarm mı kuruyorsun kendine? Şimdi şöyle... Bunu siz biliyorsunuz. Çip çevrim içi insanların zaten şey var. Uyanma saati kurabiliyorlar kendi kafalarından. Tamam. Öyle tamam. Çok iyi özellik ya. Annesi çok babası çevrim içi. Annem babam kalkıyor zaten sabah. Onlar beni seni uyandırıyorlar. Evet, ben çevrim içi olmadığım için. Aslında şeye mi alışsan hani şimdi artık çok yakında çevrim içi olacaksın ya muhtemelen. Umarım. O
şeyden sonra acaba kendi kendine bir alarmla mı uyanmaya çalışsam? Olur tabii, biraz zaten o alarm eski bir şey, biliyorum ne olduğunu da. O da aslında böyle zaten beynimizdeki alarm gibi bir Tabii şey. Daha canım, böyle aynı şey. çalmasına gerek yok. Hani bir annenden babamdan bağımsız kendin kendin böyle bir ben bugün uyandım desen, annenlere Olur. babanlara sürpriz yapsan. Tamam. O zaman ona saat, telefon, tablet bir şey lazım. E var tableti. Evdekini kurayım sabaha. O, tamam, o Tabii. özelliğini de kullanayım, ne olur. Tamam. Yarın Yarın alarmla sabah kalkayım. mesela 8'e kur. Yarın sabah 8'e mi kurayım? Yarın Yarın sabah bir 8'e ama kur. 8 çok erken olmaz mı? İlk başta Uyansın, kahvaltısını yapsın. bence şöyle olsun Şahin öğretmenim. Şeyi bir acaba nasıl çalıyor? Doğru zamanda doğru şekilde çalıyor mu falan bir test edelim. Yani mesela sen yarın akşam, hatta senin sanırım deden bilgisayarla falan da ilgili böyle Evet. teknolojik şeyler var. Süper, bak ondan da yardım alabilirsin istersen. Tamam, o Hani kurar baktın bana. o, çünkü eski teknoloji bir şey, artık sizin alarmlık şeyleriniz kalmadı yani, ama deden muhtemelen bilir. Böyle bir atıyorum akşam 8'e bir kurun alarm. Tamam, Bir deneyin yani. yarın akşam 8'e mi, bu akşam 8'e mi? Bu akşam 8'e kurun ki yarın sabah uyanabil Tamam, daha okuldan döndüğümde sonrasında. 1-2 saat belki Ha. kestiririm. Akşam 8'e kurdurayım. Aynen öyle. Akşam Evet. 8'i bir kurdur Tamam. bakalım ne olacak. Çok Çalıyor mu, mantıklı. çalmıyor mu? Bizim dünyamızda alarm önemli çünkü. Tamam. Olur. Süper. Dersi nasıl Ödevler yapalım? nasıl gidiyor? Ha, iyi. Dersi ben Ödevler bilemeyeceğim. iyi. Vallahi işte ya, şeye başladılar şimdi. Son aylar ya artık öğretmenim. Hiç sevmediğim benim yakın dövüş dersleri falan filan başladı. Ben de oralarda çok yetenekli de değilim ama işte mecbur, zorunlu ders onlar. O yüzden biraz şimdi dövüş oluyor. Onları öğrendim. Güzel. Silah kullanmayı hani bize tabii Bunlara hiç vermiyorlar ama gerek yok ne ya. olur ne olmaz yine gösteriyor öğretmenlerimiz. Bunlar var, bunlar var diye. Ondan sonra biraz yine ihtiyacım olmayan ve sevmediğim bir ders. Ev ekonomisi öğrendim. Aa. Sanki ne yapacaksam ev Onu niye ekonomisiyle. sevmiyorsun? Ya ben parayla alakalı herhangi bir şeyi çok sevmiyorum valla. Yani ama tabii bilmek lazım diyorlar, kredileri doğru Tabii. kullanmak için. Tabii. Çünkü çok önemli yani, insanın şeyini belli ediyor, kaç kredisi olduğu gibi bir şey de var. O yüzden işte biz de iyi hissediyorum ama hiç kötü dersim yok öğretmenim. Yani sizinle de bir şeyimiz yoksa, sorunumuz yoksa Sen yok canım, çok parlak bir öğrencisin zaten. bence şey olacağım, bir şekilde çevrim içi olacağım yani. Son testlere tabii çalışıyorum bir yandan da. Böyle. Suat hocam ne diyorsunuz? Genelde bak fiziksel derslere geçmişler şimdi mayalar. Suat hocam, tam da bu konuyla alakalı ben de heyecanlandım. Şimdi sen Mayacığım daha çok böyle hani düşünsel kabiliyetlere sahip bir öğrenci misin? Evet. Bu fizikselde bir eksiklik mi var? Böyle bir rahatsızlık mı var? Çünkü öyle dedin ya hani anlamıyorum, sevmiyorum falan. Yani şu an için yok öğretmenim. Yani herkes kadar, ben sadece yetenekli değilim o konulara ama babamın söylediği kadarıyla, öğretmenlerimin söylediği kadarıyla implantasyondan sonra iyice artık o fark açılacakmış. Yani birileri kötüye giderken birileri iyiye gidecekmiş. Ben Heh. şimdi en son kendi Ben yeteneğimle alakalı da özel dersler alıyorum ya. tamam. Mesela geçen gün bir öğretmenimize rüya gördürdüm. Ne? Nasıl Rüya. yani? Öyle şeyler var işte. Kız da şeyin farkında bu arada. Siz her şeyi bilmiyorsunuz. Okulun içindeki her şey size anlatılmıyor. Farkında, ekstra ekstra bilgi veriyor. Böyle kasklar var öğretmenim. Biriyle iletişime geçiyorsunuz. Mental olarak. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Böyle bir iyisi 5 dakikadır. Ama 10 dakikaya kadar da süre veriyorlar. Bir bağlantı kuruyorsunuz. Öyle olduktan sonra da karşıdaki kişi kendini size bırakırsa bir geçici uykuya dalıyor. O esnada da sizin düşündüklerinizi kendi soyut algısıyla ama canlandırıyor. Siz sadece canlandıracağı şeyleri düşünüyorsunuz. O ne hayal görürse, ondan sonra o gördüğü hayali de kaydedip İzleyebiliyorsunuz. izleyebiliyoruz. Ben bu teknolojiyi bilmiyordum Maya, müthişmiş bu. Ha, bu yaygın bir teknolojidir. Daha bak biz denk gelmemişiz. Öğretmenim, hiç sizin oralarda işte diğer çevrim dışılarla falan böyle şeyler yok mu? Siz bunları bilmiyor musunuz? Canım. Bilmiyoruz.
Böyle şeyler de aslında çok yok. Biz birazcık daha, nasıl söyleyeyim sana, biraz daha geriden takip ediyoruz teknolojik dünyayı, her şeyi aslında, bütün dünyayı. Ama kendi Yani isteğinizle değil mi? tam öyle mi Suat öğretmenim? Kendi Zorla mı? isteğimizle. Yani Zorla da değil şimdi. Orada bir şöyle ayrım Maya, var. sen mesela kendi isteğinle mi Maya'sın? Hayır. Peki Ben zorla kendimi mı Maya Maya'sın? olarak buldum. Peki zorla mı Maya'sın? Birileri seni Bir bakıma zorluyor mu? hayır. Hayır. İşte biz de aynen öyleyiz. Ama olduğum Maya'yı değiştirmeye çalışanlar oluyor. Ne yapıyorsun onlara? Onlarla konuşuyorum mesela. Şimdi siz de aslında öyle bir şey yapmaya Tabii. çalışıyorsunuz. Diğer öğretmenlerim de öyle bir şey yapmaya Hı çalışıyor. hı. Ailem. Benim olduğum Maya'yı başka bir şeye çevirmeye çalışıyorlar, değil mi? İyi bir Tam şeye. olarak öyle değil. Daha iyi bir şeye. Daha iyi bir şeye Heh. çevirmeye çalışıyorlar. Senin yeteneklerini kullanabilmeni sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden anladım sizi. Zor da değil sizinki, değil mi? Mutlusunuz Tabii. yani, öyle mi? Bir mutluluğun Maya sence şeyle ilgisi var mı mesela? Şimdi Fuat öğretmenin, Şahin öğretmenin eve geliyor mesela bir gün. Bir kahve içerken saçma sapan bir şey söylüyor. Hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz. Bu bize yetiyor be Maya. Ama babam et yemiyorlar dedi. Niye siz bizi misafir ettiğinizde yedik? İşte ben aslında neden eve davet ettin diye sorunca onu söyledi. Et yesinler diye dedi. Saf. Afiyet olsun öğretmenim. Evet. Ne oldu, bitti mi Anladım. dersimiz şimdi? Ben git diğer ders izin hocam 10 dakika daha var ama isterseniz ben bir şeyler yiyeyim içeyim ondan sonra diğer İyi. derse gireyim oğlum yine acıktım. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz mezun, Görüşürüz. kendine iyi bak. Görüşürüz. Fuat abi az Efendim. maymunluk da bu Maya'ya mı yüklesek? Bu Maya'ya Maya'ya değil de değil de bunun babasını bir sikmek lazım ya Oğlum Şahin. ben bak Vallahi durup yani. dururken delirdim ya. Sebebi yok ha. Ne güzel kızla konuşuyoruz. Münir Özkul gibi anlatıyorum kıza. Şöyle olur böyle olur. Dünya güzeldir. Her şey mutlu Münir olsun. sen sabah Bu dün Lord of the Rings'i hatırlamayıp Münir Özkul'u nasıl hatırladın ya? sanat lan bu. Birer Öldün mü perception zarı abi? atabilir misiniz arkadaşlar? Galip. Galip abi. At sen. Sen ne yiyorsun? Canım çekti şerefsiz it. Wanted Pardon. mi o ya? Fazla zar Eyvah. atılırken. Eyvah. Sen inşallah boğazına kaçsın. Okan vuruyor. Vur abi vur. Vurdum. Az önce 20-20 yazıyordu ekranda. Çok güzeldi ya. 6. Ah be. Yani şu 6 ile bugünkü zar rekorunu kırdım Fuat öğretmenim. Okey, 14. Wow. Suat. Yağım kopacak. Şey erken başlıyor ya bugün. Bahçe bir boşaldı gibi. Hani normalde daha buralarda devam edecek. Sizin başka dersleriniz var falan filan. Yavaş yavaş böyle içeriye alınmaya başladı insanlar. Böyle bir garip bir hava var okulda yani. Bir alelacele bir durum var okulda, anladın mı? Belli ki var. Baya görsel olarak bunu fark ediyorum değil mi? Sen Herhangi bir his diğerlerinden değil. bir 30 saniye önce fark ediyorsun yani aslında. Oğlum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oluyor ama? Dış Aa, tahminin ayak ne sesleri yapıyorlar? gelmeye başlıyor koridorlardan. Aa. Allah Allah. Ve Ya ne ekstra oluyor bir lan? numara var ya bak yine ya. Ay sikim. Dün de Bir bak bir şey mevzu yok. vardı. Ya Dün gerçekten değildi işte geçen. kahverengisini, morunu, siyahını ya. Onu Bıktım. ah şey biz bir keşke kez anamız sakin kalıyoruz. Onu biz bir kez sakin kalıyoruz. Hoparlörlerden anons. Güvenlik seviyesi 5. Güvenlik seviyesi 5. Biz Ne biliyoruz ki bu yapacağımızı 5. biliyoruz herhalde Güvenlik 5'te. seviyesi 5. Okulu tahliye edin. Hemen tahliye araçlarıyla evlerinize vesaire geri dönün demek. Oo dön dön Oğlum ne abi yürü oldu yürü 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 konuşuruz araçta lan? konuşuruz Okulu mu yürüyüz çık ya. patlattılar? Bir şey mi oldu? Abi Silent çoluk Army çocuk böyle falan mı? arabalara doluşuyor. Ekstra bilmediğiniz böyle hani bizim akreplere Hı benzeyen hı. küçük arabalar böyle bir yerlere Aha. gidiyor geliyor falan filan bilmem ne. Harala gürele sormaya çalıştığınız insanlar da yok bir şey yok bir şey falan filan diye sizi yolluyorlar. Güvenlik seviyesi 1 ya sizin. Hı. Böyle taş şaklılar kaldı okulda gibi bir durum var. Diğerleri tahliye edildi. Daha 2 saat falan vardı okulun bitmesine. İyi.
3 falan yani saat. Ne yapıyorsunuz? Bir arabada oyuz artık belli ki. Bize eve yani kadar giderken mı bırakacak? Bir şey yapmak yoksa bir toplanma alanına mı bırakacak? Ya eve, ya bir güvenliyse eve bırakacak. Bir şey yapıyorsanız okulda yaptırırım yani, şey değil, sıkıntı. Ha. Size acil toplanma talimatı, tahliye talimatı verildi. Orada birkaç dakikanız var. Yani sorup da kimseden bir şey de öğrenemeyiz ki. Oğlum neyi öğreneceksin? Güvenlik seviyesi 5 diyor. 2 değil, 3 değil mi? 5 ne? Adamlar manyak mısın? Okul en son ne zaman böyle bir şey oldu abi? Yani bizim hiç bildiğimiz. Oğlum en son ne zaman yani böyle bir şey oldu? Araştırdınız mı böyle şeyleri? Babanızla ya, alakalı araştırdım falan, merak edip arşivlere baktıysanız abi. Ha, belki öyle bir şeyde denk abi, geldiysek olur. En son bu mevzu Haziran 2081'de oldu. 2081. Herkesin Haziran. Kaç Haziran'ı biliyor musun? 2081'de bu şey mevzuları, protesto eylem mevzuları haftasında böyle şeyler olmuş. Daha da olmamış. 15 yıldır olmuyor. Oğlum ya, ha, o zaman kim biliyorsa ofis. 5 maksimum seviye. Gidelim eve. Özür dilerim. 6 maksimum seviye. 6'da oranın sığınaklarını alıyorlar sizi. Tamam. Kim araştırmıştır gibi bunu? Bu ne? Bu biraz bilgi işte. Yani şu an biliyoruzdur işte ya. Az çok olsun, şey biliyoruz. Biliyor. Şahin biliyor. Daha önce konuşmuşuzdur bunu. Tabii. Bizim oğlum yani ha. Bu böyle abi, bu her zaman olacak bir şey değil. Bu 5. seviye az buz seviye de değil yani. Bu en son 2081'de falan ben bir yerde ha, okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Önceden orada bir yerde olan bir mevzuydu bu. Sen yanlış hatırlamıyorsundur. Çok önceden olan bir mevzu değil mi bu? Bu tabii. Oğlum bu mevzu. Bir de o şey olayları değil mi? Abi, İnşallah. Gidelim gidelim. Biz evimize gidelim. Şimdi güvenliği tehdit oğlum, etmeyelim durup bir dakika. Yani. Ben şimdi bir dakika kafam değişti. İlk başta ben de gidelim dedim de. Alalım mı diyorsun? Oğlum ne dönüyor falan. Ama yakalarlarsa da burada gözümüze girer yani. Abi lavaboya girelim hemen. Şeyde ne diyeceğiz ya, duymadık ya. Üçümüz anlamda bir su vardı. Çıkamadık. Seni tutuyorduk mu diyeceğiz oğlum, manyak mısın? Abi değilim. Uzaktan bakamaz mıyız ya? Nasıl uzaktan? Ben çözeceğim ben. Servise binelim. Birazcık adım attıktan sonra, biraz gittikten sonra deriz ki abi bizim 7. bölge birazcık sakattır. Buralara girmeyin. Hani durup dururken güvenlik seviyesi de yüksek. Biz kendimiz buradan devam ederiz. Bir saatlik yol zaten. Bize bir şey olmaz falan der. İneriz servisten. Bir tur bir bakarız neymiş ne değilmiş. Sağlayacaklarını düşünmüyorum bize ama okey, deneyelim istersen. Yani ben de bir kendimizi böyle yanlışlıkla bir odaya kilitlesek, ya biz burada kilitli kaldık mı oynasak diyecektim. Oğlum diyecek o Melanie oynayalım, biz oynayalım. İçimizden geçer. General'i görmediniz Oo, mi? Akşam şeyle buluşacağız demedik mi oğlum? Aa zaten daha bir de o işler var bak. 8'e kadar hayatta kalmamız lazım çocuklar. Sonra istediğimizi yap. Ne yapacaklar? Öldürecekler mi bizi okulun ortasında ya? Hadi oğlum bir son biz kaldık. Şey yapacaklar şimdi vallahi, yürü. Ya gidelim yakalalım artık, bir karar verelim çabuk. Gidelim gidelim. Gidelim o zaman, hadi go. Abi tabletleriniz titremeye başlıyor. Öğretmen tabletleriniz var ya. Evet. Ha. Bütün servis çıkarıyor bakıyor tablete yani. Ha. Herkesin tableti bildirim titriyor. Bildirim geldi. Aynen. Açtım abi, baktım. Ne yazıyor? Çok özür dilerim. Kocaman harflerle güvenlik seviyesi 5'i siktim öldü yazıyor. Gerçekten. Böyle bir dille aynen bu yazıyor abi tabletlerde. Andi ben böyle bir ısladım gibi. Altında da virüs. Dedem. Nasıl girse kaldı mı? Ne yapıyorum ya, ne yapıyorum? Ne dedim ya? Bir şey yok ya. Hiç mevzu değil ya. Ne tamam, bu oğlum ya? Tamam. Ne oluyor ya? Ekleniyor muyuz ya? Allah Allah seni. Allah Allah, servisin içinde böyle. Allah Allah. Kaç olmuş ya? Yaşadığımız şeylere çektim bak ya sen. Kardeşim Dream Corp'un güvenlik önlemi çok üst düzey değil mi? Bu ne Suat? Ne oluyor oğlum? Oğlum bu hakikaten ne lan? Şşş. Virüs ne beyler? Virüs ne? Virüs ne? Bu biraz... Bu virüs... imkansız bir şey oğlum. Girdi gibi mi virüs? Bu virüs kod adamı mı bu kişi? Ne bu ya? Falan filan.
Silent Bay. O servisin içi kaynıyor böyle zaten. Kimse de bir bilgi yok. Ghetto servisi olduğu için. Herkes böyle almış şeyini. Ulan abi bugün de derslerden yırttık falan gibi de bir hava var. Bir yandan da kim akademiyi kapattırıyor lan? Yani bir gün ortasında gibi bir mevzuyla mahallenize dönüyorsunuz. Döndük değil mi artık? Evet. Oğlum adam bulacağız diye ne oluyor lan akşam? Oğlum daha haber al. Haber alamadı da. Bayağıdan nasıl haber gitsin ona hemen ya? Kendi kendine. Tesadüf mü yani? Ulan dinliyor mu bizi acaba? Bu adam Dream Corp'un sitesinin şeyine girdiyse... Ökan koştur. Saate gidiyorum bu arada. Onu bana bir... Orada bir sürpriz varsa söyle. Mahallenizde bir sıkıntı yok. Saat olduğu yerde duruyor. Hemen takıyorum saatimi güzelce. Abi bu adam... Dream Corp'un bak sistemine girdiyse bu bizi falan bir yerlerden duyuyor da olabilir ha. Şşş Dream... Oğlum bahsettiğimiz şey Dream Corp çocuklar. Güvenlik seviyesi 5'i siktim öldü diyebilecek kimse de göz yok. Melani Hanım gelecek ya. Lan Melani'nin kendisi diyemez lan güvenlik seviyesi 5'i siktim öldü. Kendisi dese kendi kafasına sıkar ya. Bizim yarın mesaimiz var mı? Siktir et bak, abi biz yarından itibaren iz oluyoruz iz. Biz yarın... Biz Melani Hanım'ın ofisindeyiz. Genelde ağzım... Yani ne olacak sen izle. Ne alakası var konunun bizimle? Ne alakası var ya konunun? Hiçbir şey demek. Konunun hiç bizlik bir olayı yok ya. Hiç tamam. Bence de yok zaten. Ama var. Bak şimdi ne olacak? Var ama biz belli etmeyeceğiz. Sıkıntı yok abi. Olur çözeriz. Canım, kim, çıkarız biz. Kim olabilir ya acaba? Allah çıkarız Allah. Biz bu işten. Sıkıntı yok. Akşam zaten konuşmayacağız mı ya? Çözümlü ya bu çocuğun şey. Vidalarını yani... sıkmadılar Fuat. Bunun sıkıntısı oldu. Bu yüzden bu kadar gevşedi ya. Oğlum sen manyak mısın? Bu rahatlığın nereden geliyor senin ya? Abi benim abi. benim rahatlığım bir yerden gelmiyor abi. Biz iz olacağız diye dün karar almadık mı ya? Lan sen aynen. Dün bugün serviste niye dedem falan diye bağırıyorsun? Sen manyak evet, mısın oğlum, ya? Oğlum o ne biçim hareket? Dedem ne yapmış? Dedem kim tanır abi senin benim dedemin kim tanır ya? O ben sana senin tanımadığın kişiyi tanıyordu kadın da sana anlattı da gazlandın bize burada şov yaptın. Az gidelim istersen diyelim ya biz virüsle konuşuyoruz bu aralar da nasıl sizi çökertebiliriz diye yardımcı olabiliriz. Abi saçmalamayın kız. Adamın kızı şeyi var torunu var ya. Nereden anlayacak benim dedem dediğimi onu Allah aşkına saçmalamayın. Bir de bizim çocuklar bütün servis yani kim kime ne anlatacak ya. Şeyde bu arada tamam. Tabletleri inerken serviste kutular var yanda ona bırakıp iniyorsunuz. Sabah serviste alıyorsunuz o yanınıza tamam. Götürebildiğiniz bir şey değil. Fakat bırakırken yani. Fark ediyorsunuz ki hiç şey kilit yani o yazı gidiyor ama kullanılamıyor şu anda tabletler. Birader bak okulda kazan kaynıyor. Yarın eğer okula gidersek biz direkt sorgu odasındayız. Bunu bence kenara yazın. Biz gidiyoruz mu işte yarın okula? Dur bakalım. Bu akşam bu mevzuyu bu virüs beyefendiye demek lazım. Sen ne yaptın? Ben bir şey söyleyeceğim lan. Asıl mevzuyu bak. Ben diyorum ki. Bu Brian'la akşam 8'de ya bizim toplantı. Evet. Nico'yla akşam 6'da konuşsak. Biz niye 6'da konuşuyoruz abi? Şu an işimiz yok, gücümüz yok. Niko abi. Ya hayır canım 5 olsun. Dur olsun. Hemen reddetme her şeyi ya. Niye? Ne konuşacağız 6'da? Yok istiyor ki şu anda ben Niko'ya söyledim de geldim diyeyim istiyor. Yok hayır daha iyi yapacak bir işimiz mi var gibi ben düşündüm sadece. Abi konuşacağız anlat. Plan yapacağız. Benim istediğim şey şu mesela. Diyorum anlat. Ki 8 gibi adamla konuşacağız. 6 ya daha öncesinde Niko'yla konuşsak. Öyle bir planımız zaten. Dün. Bir yol planımız olsun. Hı-hı. Gece de madem yarın böyle bir yarın belli ki ortalık çok karışacak tamam mı? Çok karışacak. Oo, ve bu şu an bu gece olay, bile karışabilir bence. Ben sana söyleyeyim mi? En fazla 1-2 saat içinde bence bu eve bile birileri gelebilir. Aynen. Direkt katılıyorum. Çıkalım abi evde abi. Durmayalım. Bence de. Ufaktan biz gidelim abi. Güvenli yerlere geçelim Niko abi. Yarın da gitmiyorsak bence gece bu bölgede bizle yakın düşünen kim varsa bir sohbet edelim. Nereden baksan mahallenin %60'ı falan abi bizimle aynı düşünün. İşte bir sohbet edelim. Bir kendimizi tanıtalım. Suat'a şahsi tavsiyem de bu evde eşyalarınız yanınızda ömür billah taşımak istediğiniz ne varsa yanınıza alın abi. Bu saatten sonra onu kaplumbağa gibi sırtımızda götürelim bence. Ben yani bu akşam buraya bir şafak operasyonuyla... Biz sürülüyor muyuz? Bence çok abartıyorsunuz. İlla konu bizlik olmak tamam. Zorunda değil ya. Tamam bu tamam. Güzel kardeşim sen abartma. Bırak eşyalarını bilmem neni. Ben abartacağım. Var mı bir sakıncası bu abartının sana? Yok haklısın yok. Tamam. Ben abartacağım ya. Ben taşımam ama. Ya niye taşıyorsun oğlum? Benim bir tane sırt çantası yapacağım sanki. Bavul mu hazırlayacağız ya? Tamam, ne yapayım okay. Ben pantolonumu mu taşıyacağım? Birer çanta yapıyorsunuz değil mi? Bunu okeyleştiniz.
Evet. Ben bir çanta yapıyorum abi. İşte böyle Ben de. özel eşyadır, bir şeydir, ufak tefek, incik boncuk. Okey. Varsa böyle el bilgisayarı bir Tamam, şeyler para falan. mara Böyle aldınız birazcık da böyle biraz birikmiş. survival kit gibi hani hafif de Aynen. yani. Aynen para, altın varsa işte öyle değerli bir Özellikle şey unutmayacağım. varsa. Benim bu anı kutusundaki Ha. eşyaları alıyorum. Tamam. Saati çant Saat. şeyle mi yanına mı Yo, aldın? eve geldiğim anda taktım ya zaten. Taktın mı? Kolumda saat. Tabii, eve girdiğim anda Okey. taktım onu. Şey bu arada. Panik halinde girdin ya eve. Hı. Saati taktın. Oh. Oldu. Allah. Böyle hani Abi, dozunu ben almışın kafayı gibi oldu, yiyeceğim anladın ya. mı? Yemin ederim Hiç öyle değiştirdim. yapmadım Suat abi kendine. Şimdi biraz öyle dozunu Tamam. almışım. Oradan bir sakinmiş. Sen beri paniksin Ben ya. taktığını Allah anlamadım, özür dilerim. Allah. Estağfurullah. Öyle Fuat abi, hani hiç bunda bu kadar abartacak bir şey yok. Sen aldın mı her şeyini? Bana mı diyorsun? Sen değil misin benim Fuat abim? Tamam. Ben her şeyimi aldım. Güzel kardeşim, ben alacağım diyorum da. Hayır, ben seni tanıyorum. Sen böyle bir adamsın da. Bu adam böyle bir adam değildi. Sen ne bu abi? Aman falan ortam. Oğlum aman Bohem. gibi değil de çözülecek işte lan. Adım adım ilerliyoruz. Her adımımız hesaplı, her adımımız kitaplı. Ne olacağımız belli, Doğru. nereye gideceğimiz belli. Doğru. Olsun Dedi ama ya. adam dün dedi ya, ben yarın alarm 5'e öttüreceğim, ona göre hazırlanın dedi ya, ben onu unuttum, aklımdan çıkıyor böyle konular benim hep. Ne diyorsun Oğlum abi sen? nesi belli oğlum, ne demek belli diyor oğlum, manyak Belli mısınız, ne diyor. belliydi böyle bir şeyin Abi olacağı. biz Suat abimin hep böyle altıncı hislerine güvenmez miyiz abi? Belli diyorsa vardır bir bil. Ben var ya, bu ara seni çok seviyorum bak. Sen çok pamuk gibi bir adam oldun, yemin ediyorum. Bu Adam adam, ben belli de seni değil seviyorum. ya. Fuat Lan vallahi oğlum bu bak. saat olayı beni kıllandırıyor, haberiniz olsun ha. Lan ne var saatinde? Bir şey yok saatte. Gösteriyorum. Bir şey var mı saatte hocam? Yok. Bir şey yok saatte. Yok Allah saat. Allah. Düz saat. Yani sen Suat'cığım, ben yanlış anlamadım değil mi? Sen şimdi yanımıza böyle yok eşyamızı almayalım abi, ne gerek var, abartmayın bu kadar falan mı diyorsun? Abi eşya almak istiyorsak yine alalım. Ama Ne ben şimdi diyorum yani, ki, abartma olayını abartmayalım mı ben diyorsun? diyorum ki sadece panik yapmayalım. Panikle yanlış kararlar vermeyelim. Suat Benim söylediğim sendeki şey o. hissiyat şu. Biz Chill bildiğimizi bro. yapalım. Aynen. Sende öyle bir Ha. hissiyat var yani. Biz Evet. yani son anda böyle bir kararlar değiştirelim, şeyler. Biz bak yola çıkarken başımıza nelerin gelebileceğini, ne kadar büyük şeylerin içinde olduğumuzu farkındayız. Bunun farkında olarak çıktık bu yola. Aynen öyle. Panikle kötü hareketler yapıyorum. Ama Şahin, abi hallolur, bize niye bulaşsınlar diye gevşeklik de yapmayalım. Yok. Bak bu bize Ben kaybettirir. tamam abi, ben sadece Fuat abimin çok gergin, o gerginliğini alır mıyım diye şey yaptım ben. Oğlum Fuat abini tanım. Sanki sen tanımıyorsun. İyice Ben görüyormuşsun yapacağım. adamı. Ben yapacağım çanta abi, alacağım Ha? eşyaları. Sıkıntı yok. Her şeyi Ama işte planladığımız gibi bir yapalım. anda evi taşıyormuşuz, bir daha hiç buralara gelmeyecekmişiz gibi davranınca ben şey oldum yani. Abi tedbir. Olabilir. Ola da bilir. Bir daha hiç Tedbir. gelmeye de biliriz. Ama olsun. Tedbir. Her zaman. Tamam. Sen Evet. şey mi Okey. diyorsun? Çık Ben git bu arada diyeyim Niko'ya. çok özür dilerim abi. Söyle. RP yani şey, RP'sini yapmayacağım. İçten içe ya, bu adamla biz serviste bir farklı konuşuyorduk. Burada böyle biraz daha relax Aynen, falan, aynen. hani böyle bir kıllanma Bariz bir var fark var. gibiler hani. Bariz bir fark Ha, var. Evet. onlar başladı böyle yani. Ne oluyor? Tamam. Ben Bende Suat'ı de. arıyorum, ona da ters o yapıyor. Söylemek de istemiyorum. Çünkü belli ki bu konu onun şeyi olmaya başladı. Kapanmaya başladı o alana falan diye. Öyle bir kullanmalar başladı bende. Ben de daha az önce tam tersini zaten ifade ettim onun. Sen ne kadar Sen pamuk gibi bir aşık adam oluyorsun oldun falan. Aynen. abi. Sen de evet, Ya. olumlu yandan kaynaklı. Evet. Aynen. Okey. Aynen. Tamam şey diyeceğim. Gitmiyoruz mu Niko abi? Ne yapacağız peki? Burada bekleyeceğiz mi böyle 5 Bohem'e kadar? gidelim. Okey. Yaptınız çantanızı abi. Bara Siz mı okey misin bu gidiyorsunuz? gece mevzusuna? Hangi gece mevzusu Gece abi? bu gece bizimle aynı düşünenleri bir toplayalım, bir sohbet edelim, konuşalım. Ona şimdi haber nasıl salacağız herkesi gece? Nasıl toplayacağız? Yarın Ya için büyük plan yapmamız lazım. Yarın okula biz... gidersek Melani bizi sikebilir arkadaşlar. O zaten bence bu gece Tamam. yarına kalmayacak o da. Bu gece biz bu insanları toplamadan acaba önce bir Nikol abi artı Tabii Brem tabii ondan falan sonra. mı? Onlar Ha, 6-8 zaten. onda Ondan sonra 6-8 gece oradan gece. çıktık. Ha, onda oradan çıktık. Oradan böyle okey yapın gibi bir şeyse yapalım Ha. ama Hatta bana belki diyorsunuz. Brian'a da bir deriz ki böyle bir şov daha yap bize. Bizimkilerin de gazlanacağı. Bir Bu önce diyelim ekibin de biz sen bu şovu coşacağız. niye yaptın artı bize niye Ha haber bir de vermedin onu da madem bir söyleyelim. yapacaktın da. Bir soralım da. Okey. Şahin iyi misin? Bir dizini vurdu az önce. Soralım ya, masaya Oh dizimi vurdum yürürken, çok canım Şahin'im ya. yandı. Niko Gidiyor barda muyuz? hala. Hı? Tamam. Niko barda hala ilk gün şeye Hadi destek gidelim atıyor. abi. Leo'ya destek atıyor. Sizi görünce kapıda şey oluyor böyle.
Kolay gelsin abi. Hani hoş abi, hoş gel. Bir heyecanı var. Hani geldiler. Ne karar verecekler? Hoş geldiniz. Abi hoş bulduk. Abi şöyle geçelim mi arka masaya doğru? Aynen köşeye geçelim. Leo ben çözüyorum bizim çocukları. Sen devam et. Birer birasıyla geldi zaten. Direkt doldurdu evet. Geldi abi. 4 bira geldi. Nasıl abi yeni personelden memnun musun? Canavar gibi çalışıyor vallahi bu arada. Şey son şansı ya Pezevengin. İyi hiç maşallah. Elimi sıcak sudan soğuk suya soktum. Güzel. Onun da hayatı dönsün. Biz de işimize bakalım. Ne yaptınız? Son şansların değerlendirilmesi gerektiğini biz de düşünüyoruz abi. Katılırım. Kesinlikle düşünüyoruz zaten. Zorlandık da düşünmeye biraz bunu. Suat abim sıkıntı çıkmış. Düşündüğümüzü anlatacak abi. Ha evet. Haberi evet. Geldi sıkıntı çıkmış. Ne oldu? Biz anlamadık abi ne oldu bir anda. Biz de aslında sen de bir şeyler biliyorsundur gibi. Bizden bir şey olmadı mı? Ders yok. Bitti. Biz takılıyorduk. Sonra bahçedeydik işte içeri doğru yürürken bir anda böyle baktık. Silent Army askerler falan sesler böyle bir karga şey geldi okul. Sonra işte bir anda alarm seviyesi 5. seviyeye çıkarıldı falan. 5 mi? Evet abi garip değil mi sence de? Ben sana daha garibini söyleyeyim. Eve yolladılar milleti dendi de. Alarm güvenlik seviyesi 5 mi? 5 abi. 5. 5 sarıldı. Saldırı mı oldu? Sana ne olduğunu söyleyeyim mi sevgili Nikocuğum? Öyle daha önce hiç duymadığını tahmin ettiğim benim ilk defa gördüğüm. Evet. Güvenlik seviyesi 5'i siktiler öldü. İbrahim abi. Aynen. İbrahim abinin ağzı bu. Okulu, nasıl buna şaşırdın? Okulu mu paketledi güvenlik seviyesini 5'e mi çıkarmış? Abi buna nasıl gülüyoruz? Böyle altımıza sıçtı. Mizanlaşınız gibi bir şey var. Yok mizah değil. Tabletlerde adam ciddi değil. Herkesin ya. Tabletinde yazdı. Herkesin ya. Oğlum adam 15 yıldır bekliyor. Neyse dur pardon. Ne yazdı tablette? Bir daha söyle bakayım. Güvenlik seviyesi 5'i siktim öldü. Virüs. Aynı mı? Virüs yazıyor. Virüs yazmış. Virüs. Evet. Ama biraz yaşlı herhalde. Comic Sans'la yazmış abi. Güzel. Güzel ya tabii bilmiyorum güzel mi? Ama mecbur kalması yapmaz oğlum. Konuşmadık öyle bir şey. Ben vallahi bilmiyorum öyle bir şey. Tamam, senin bilmediğin belli zaten gülüşünden de. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu abi niye böyle bir şey yapıyor bu adam ya? Abi... Yani bilmiyorum. Sizi de böyle bir zor durumda bırakmak istememiştir elbet. Konuşmadınız böyle bir şey benim yanımda çünkü. Sizden haber bekleyecekler abi. Sizden haber bekliyorduk. Yo sizle ne alakası var oğlum? Siz öğretmen siz evinize döndünüz. Abi bize bir tane makale ödev getiriyorlar da o ödevi görüyor da bizi odasına çağırıyor Melani. Sen bizim abi, içinde bulunduğumuz bokun farkında mısın oğlum, abi? Bir şey yapmadığınıza ikna olmadı mı zaten karı? Çok da olmadı abi. Gözüm üzerinizde yapıyordu en son biz çıkarken mekandan. Ben biraz sert de yapmış olabilirim abi Melani Hanım. Ya adam mal mal konuştu Melani'ye. Yemin ederim Şahin'in hayatını mı kurtaracağız? Kendi götümüzü mü kurtaracağız? Onun arasında kaldı kala çıktık. Oğlum sizi çıkarırlar mı oradan sizinle ilgili? Burada bira içiyorsunuz. Bira içiyorsunuz evet. Oğlum burada. Evet. Ya nereye benim... gideceğimize baktıysanız ya seni de götü altına nereye gideceksiniz? Atmışsak. Gerçi lan doğru. Ki zaten en şüphesiz şekilde evinize dönmüşsünüz. Biranızı içiyorsunuz. Ne olacak oğlum? Biraz gevşeyin evet. Ya. Doğru diyorsun ya. Biz çünkü... Şey gibi oldu. Meydan savaşı mı yapacaktı? Dengesiz abi. Evdeyken pamuk gibiydi. Gene dışarı çıkınca bir gerildi. Sakin. Nedir yani karar? Beni rahatsız eden bir şey oldu abi. Bizim kararımız biraz böyle belli gibiydi de. Sanki böyle arkamızdan mızraklarla böyle bir yöne doğru itiliyoruz gibi hissettim ben biraz ya. Hani kararı vermek zorunda kalıyoruz gibi hissettim. O beni biraz açıkçası tadımı kaçırdı. Bu Brian abiyle bizim çok acil konuşmamız lazım. Konuşalım ama bir yandan oğlum. Biz tabii kararımızı vermiştik. Suat abiyle konuşmadan, çok özür dilerim Şancığım. Ben Brian Bey'le konuşmadan bir karar, bir belirtim, bir süreç içerisinde bulunmuyorum. O Brian Bey'le konuşacağız. Nasıl İlettiniz abi? İlettiniz mi? Görüşme var mı? İlettik. Bu akşam abi. Görüşeceğiz. Akşam. Tamam. Bizim mekan. Aynen. Okay. Bir görüşürsek tamam. Çok iyi olacak. Çünkü bu böyle bir ufak oradan ben sizi düttüm işte siktim öldü bilmem ne. Yani bizim böyle biz habersizce zora sokulduk gibi ama, oldu da. Anladım. Anladım. Ben bir bildiği vardır diyorum. Ben sizi anladım. Fuat belki ben şöyledir. Ben de o yüzden ters yapmak istemiyorum. Normalde tanırsın beni. Soralım. İkna olmazsanız sıkıntı yok. Dediğim gibi burada... Burada sizi götü altına atmalık bir durumu yok yani merak etmeyin. Bizim hani karar vermemiz de belliydi ya hani karar bugün verecektik.
Belki kararımızı anlamak için mi yaptı acaba? Hani şey gibi. Erken böyle bir saldırı de oluyor. Biz mesela orada kalıp anormal şeyler yapacaksak falan da bir karar verdik. Engellendi mi acaba bir beyler, şeyler? Ben size çok net bir şey söyleyeyim mi? Bence sıkıntı yok ya. Ben size çok net bir şey söyleyeyim. Brian abi benim 15 yıllık yol arkadaşım. Plansız üstüm... iş yapar mı abi? Bak ya, görmedim. Bilemem. Yapmaz. Yapmaz ama güvenmek zorunda da değilsiniz. Benim 15 yıllık üstümdür, yol arkadaşımdır. Annenizle babanızla aynı sofrada kendisiyle içmiştiğimiz, etmiştiğimiz, plan kurmuşluğumuz vardır vesaire. Ama size sözüm olsun, bu durum böyle zaten. Bir tarafı seçmem gerekirse, ben Barış'ın, Ceren'in emaneti, sizin yanınızdayım. Hiç, yani bunlar beraber iş yapıyor, örgütün devamını getiriyorlar falan gibi düşünüyorsunuz ama benim bu örgütteki asli görevim canım pahasına sizi korumak. Yanlış olmasın. Abi eyvallah, zaten biz de onu yani düşünerek geldik. Öyle bir sıkıntı varsa ben yine sizin yolunuzdayım. Anlatabiliyor muyum? Ya dün şey konuştuk ya abi, hani böyle işte birinci seçenek mi olur, iki mi olur, üç mü olur, dört mü olur? Dörtle beş için şey dedik ya, siz hayatlarınıza mı devam edersiniz? Size çevrim içi yeni kimlik mi yazılır? Yani şu senaryoda hayatlarımıza nasıl devam edelim abi? Yarın biz oraya gitsek Melani Hanım, affedersin, generalle birlikte bizim katanayı, onun ofisinde böyle güzel bir katana var. Görmeni çok isterim de istemem de. Yani onlar neler yaparlar bize ya? Oğlum dediğim gibi, benim tecrübemi soruyorsanız, sizin yaptığınızı düşünseler nah çıkardınız siz oradan. Abi biz... Güzel abim biz... Şakası adamı... yok bunun oğlum. Belki biz size o kimliği ha, ayarladık. Şu an kaçırdık ki, paketledik sizi. Ne yapacaklar? Tamam abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Brian tamam, belli ki abi, bir şey plan kurdu ya. Hayır, hiç sıkıntı yok. Biz arabaya binene kadar hala daha o sittim öldü muhabbeti belli. Neyse abi, ben tamam ya, Brian abiyle geçtim. Ben çok takıyorum kafaya bunları. Vallahi çok takıyorum ya. Herkes ben bu kadar rahatken. Aynen, ben normalde bu ekibin, bak bu ekip derken abi, artık biz ekip gibi olduk vallahi, kusura bakmayın yani. Eyvallah. Normalde bu ekibin böyle hiçbir şey sekine takmayan adamını getirdiğin hala bak Şahin'i. Bunlar hep senin yüzünden oldu, biliyor musun? Ben benim ne güzel yüzünden. Sigaramı... Evet. Ben ne güzel takılıyordum evde bir gün. Kendi kendime alkolüm, sigaram, uçayla bizim planlarımız vardı. İşte başka mevzular vardı. Takılıyordum oradan oraya. Yok 6. mahallede bilmem ne, yok bilmem ne. Benim şu an girdiğim stresten benim yine karnım ağrıdı ya. Ne güzel işte, bak kendini canlı hissediyorsun ya. Ölü gibi yatıyordum bütün gün evde. Bilader, canlı hissetmek isteyen kimdi ya? Ben anlamıyorum. Biz niye güvenlik seviyeleri 5'leri sikiliyor? Ya evin anahtarı... Silent Army geliyor, 15 sene sonra okul basıyor. Abi ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Evet, biz bunları konuştuk. Ne yapacaksın? İstiyorsan dön diyeceğim şimdi. Dönmeyeceksin de. Ne anlatıyorsun sen? Ya ne bileyim oğlum. Canım sıkıldı ya. Uf, tamam hadi. Ne yapacaksak yapalım ya. Tamam hadi. Uzatmayın. Bak, burada Niko abim anlatıyor. Suat abim anlatıyor. Bir de oğlum. Güzel. Yapmayın. Gidin evinize. Yani kaçıyor gibi de olmasın. Bir saat takılın. 8'de buluşalım. Tabii abi. Abi bir düzende olmuş. Bir değişiklik yok oğlum. Ama halinize geri döndünüz. Alarm çaldı, geri döndünüz. Bir şey yok ya. Halimize geri döndük. Alarm çaldı, geri döndük. Kim size ne diyebilir? Saat kaç diye saate bakıyorum. 6.30. 6.30. Saatime de baktığım için rahat rahat evime giyorum. Okey. Yani dur. Çocuk okey değil mi? RP bitti diye dedim. Alo? Ben koluna giriyorum. Ha. Tamam. Bitti abi. Evet, dönerken. Bak bu bir şey söyleyeyim gittiniz mi? Gittiniz evinize. Çok... Ha, pardon abi buyur. Yok ben öyle. Şey bahsedilen gibi muhtemelen bir saat takılacaksınız. Bir şey yapıyorsanız söyleyin, yoksa dükkana doğru devam. Tartışmalar herhalde var. Yani Suat'ın şikayetleri ve Şahin'in... Ya serzeniş gibi aynen. Sikim yapacağınız. Okey abi. 8'e doğru çıkıyorsunuz oradan. Beraber gitmek istiyorsanız beraber, ayrı gitmek istiyorsanız ayrı. Nikola artık biliyorsunuz yolu. Gideriz diye düşündüm ben. Niko abi illa peşimize takmamıza gerek yok. Tamam. O zaman ha, çantalarla mı gidiyorsunuz? Yine de bence ufak tefek şeyler al. Kıyafet almayalım da mesela abi. Kıyafet yani almamıştır Fuat abin zaten. Ben bir 3 tane beyaz tişört almadım. 3 tane beyaz tişört taşıyacak yani. Hiç kıyafet almadım ama mini bir survival kit. Yani işte evde tamam. Çıkarken ne alabiliyorsak. Bel çantası falan hani... gibi bir şey mi yani? Ya yok, bence yine sırt çantası ya. Sırt çantası da böyle o şey dağcı peki gibi değil. Onların çok inceltilmiş tamam, küçük spor bir çantası gibi, yani gibi böyle. Tamam. Ya evet, hani dönemde böyle çıktıysa bacağa bağlanan tamam, böyle motor tamam. Her türlü gibi, her o da olur türlü. Yani. Hani biraz tamam, böyle boş çıkmak istemiyorum, anladın mı?
Güzel. Okey abi. Çıktınız, gidiyorsunuz. 8'e Eşkala'da mekanın önündesiniz. Dükkan çalışıyor. Yani Niko önce gitmiş. Girelim önden. Varsa bir itiraz olmaya. Girelim. Gir yapıştır hadi. Tamam, girdik abi. Hoş geldiniz beyler. Peki geliyor hemen abi. Kepenkleri, perdeleri ıvır zıvırları indiriyor, kapatıyor. Şeyi ters çeviriyor, kapalı diyor. Gelmiş mi Brian? Brian gelmiş abi, sigarasını içiyor. Hoş geldiniz çocuklar. Abi gözlerinin altı mosmor. Saçı başı dağılmış. O geçen sefer gördüğünüz cool, fit Brian yerine böyle bir onun posası var şu anda. Sigarasını böyle eli ayağı titreye titreye içiyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırdır abi? Ne oldu bu adama böyle? Beyler kusura bakmayın. Biraz ortalığı velveleye verdim gibi oldu. Biraz mı velveleye verdin? Güzel yanmış. Evet. Beşinci seviye siktir şeyle, öldü yazmışsın. Size böyle yaparken bu arada Niko ile göz göze geldiklerinde o yıllar sonraki ilk aktiviteleri ya bu ilk mevzuları ya. Evet. Onlar böyle bir şey oluyorlar. Hani küçük bir böyle de yaptık hani baslanmamışız da sizi de şey yaptım kusura bakmayın. Vallahi biraz işler fırından çıktı, plan dışına çıktık. Son da söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Sıkıntı yok. Çözdüm. Ama sizden habersiz böyle bir şey yapacak adam da değilim kusura bakmayın. Biraz böyle ani oldu yani. Bir sıkıntı çıktı mı okulda, size bir şey dediler mi? Okulda bir sıkıntı ya. Çıkmadı da ben şeyi merak ettim. Henüz çıkmadı abi. Burayn Bey nedeni neydi? Şimdi beyler ben biraz heyecanlandım tabii dün sizle konuşunca. Yeniden yani o eski defterleri açtım gibi oldu. Biraz üzerine çalıştım. Açıkçası içimden bir ses de dedi ki gelirler bu davaya yani hani beraber yürürüz. Ben biraz ön hazırlık yapmak istedim aslında. Hiç böyle bir niyetim yoktu. Gizlice girecektim. Birkaç belge, birkaç detay, birkaç olay öğrenecektim. Bayağıdır girmiyordum sistemlerine. Pezevenkler birilerini almış oraya belli ki. Ben girdim. İki kişi çıktı karşıma. Onları geçtim. 5 kişi çıktı. Onları geçtim. Ama bak 24 saattir uyumuyorum. Bir şekilde o düelloda seviye yüksele yüksele yüksele. Buraları artık beni tilt ettiler yani. Bir şey söylemem gerektiğini son. Belki o kadar net şey yapmayabilirdim ama. Çok büyük mevzu öğrendim. Çok büyük mevzu öğrendim. Özür dilemeyeceğim yani. Bu gerginlik için özür dileyeceğim ama yani benim bunu yapmam lazım. İçimden bir ses gir dedi oraya yani. Ne öğrendin abi? Oğlum galiba bizimkiler bazıları yaşıyor lan. Ne? Annem mi mesela? Anneni özellikle bilmiyorum. Ama bizim çocuklar yani alarmın çocukları. Bir tane mekan buldum. 15 yıldır giren çıkan yok, kayıt dışı. Eski bir fabrikayı kapatmışlar şehrin hemen dışında. Kimseyi de sokmuyorlar. Kayıtların dibinde, ucunda bir yerlerden buldum. Ben ona saldırdıkça adam yolladılar. Vermek istemiyorlar kayıtları. Her siki öğrendim. Bütün öğretmenlerin her noktasına kadar her şeylerini biliyorum. Çocukların bütün kayıtları, Melanie'nin donuna kadar öğrendim. Bu binayla alakalı hiçbir şey öğrenemiyorum. 20. saate geldim artık. Meydan muharebesi ya. Yüzlerce hackerla uğraşmaya başladım. Aldım çıktım bir noktada. İzimi de sildim. Sonra ama Serde var, şeytan dürttü. Bir laf sokmak istedim. Onlar beni bilir. Meneliler dışında uyanan olmamıştır bana. Merak etmeyin, benim de onlardan korkum yok zaten ama. Biraz sürtsün. Biraz kıçları sürtsün. Bu mekanda 64 tane hasta diye bahsediyorlar. Benim kardeşlerim hasta değildi evvelallah. Ama isimleri tutmasa da sayı vermişler hepsine. Karakter özellikleri, yaptıkları röportajlarda, kayıtlarda, kuyutlarda söyledikleri cümleler. Kim her cümlesinin sonunu mesela diye bitiriyor oğlum? Kim bitiriyor? Igor bizim. Mesela.
bir cümle söyler. Brian abi öyle yapsak mesela. Barış öyle yapsak mesela hocam. Öyle yapsak, şöyle yapsak mesela. Bir tane 17 numaralı mahkum, o 17 numaralı hasta var. Mesela 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 diye konuşuyor. Bizim çocuklar oğlum. Ya bu tesadüf olabilir mi ya? İnsandır yok, yani sonuçta. Vallahi 64 dedin abi. 64 kişiler. Biz 200 yani 7. bölgede 250-300 kişi paketlendi o gece. Öldürüldüler. Ya bu insanlar senelerdir bu tutsaksa. Abi şu an kayıtlara ulaşabiliyor musun burada? Var mı yanınızda bir şey? Bizim yanımda, yani benim yanımda bilgisayar yok. Sizin yanınızda var mı yanınızda? Benim tabletim var abi. Bireysel tabletim vardı senin Şahin. Ha, iş görür mü? Ya 5. seviyeye çıkardıktan sonra riskli olur ama ben çekebildiklerimi, dataları çektim ya yani. Ya senin ha hala hazırda çektiğine ya. Tekrar gir gibi değil. Şeyi merak ettim yani. Böyle mesela şeyler var mı? Röportaj falan dedin ya. Kayıtlarla, hastalarla röportaj. Mesela bugün nasıl bir gün? Bugün sarı. Beyaz. Çok var. Çok mu var? Çok var. Annen gibi konuşuyor bir kısmı. Tamam abi. Bu insanların belli ki bu taraftan yani en azından bir gariplik var ortada da plan... Yani beni Tufa'ya getirmedilerse öyle. Ya senin böyle ilgini çekmek için tuzak gibi bir şey hazırlamış. O kadar derine ineceğimi bilmezler Fuat. İnemez kimse zaten. Tamam. Oğlum kale kapısı gibi koruyorlar lan. Yüzlerce yakır geldi bir noktada. Abi, gidelim abi, bakalım mı? Yani öyle diyorsun anladım. Hani zor yani böyle dijital bir savaş gibi bir şey dönmüş herhalde orada. Öyle zaten. Sen teksin bu olayda. Onu anladım. Evelallah. Çok iyi. Abi şey yani ne yapacağız? Yeni plan yol haritan ne? Şimdi Niko abiyle biz konuştuk gelmeden de o dedi Brian'ın vardır bir bildiği dedi de ben bildiğini merak ettim senin. Yani beyler açıkçası dediğim gibi ben bir ön hazırlık yapmak hani siz gelirseniz faydamıza olsun gelmezseniz de bizim yeni yolumuzda faydası olsun diye şey yaptım. İşler çığırından çıktı ben savaşın ortasında buldum kendimi. Elimdeki bilgi de aha bu. Siz bununla beraber bir şey yapalım diyorsanız konuşalım. Yapmayalım diyorsanız. Bununla beraber bir şey yapalım. Abi, bilgi. Çok önemli bu. Plan yok. Plan var. Pardon. Mesela şöyle yapsak. Şimdi böyle bir bilgi edindin ya sen. 7. bölgedeki insanlar olma ihtimali var bunların. Mesela Igor'un çoluğu, çocuğu, eşi, dostu, akrabası, osu busu bir şeyi 7. bölgede şu anda yaşıyor mu? İyice bir bakmak lazım, o kayıtları incelemek lazım. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla yaşamıyor olmaları lazım. Bak, eğer o dönem alarmla bir bağlantısı olmayıp ama eşi dostu, akrabası bu olay yüzünden alıkonulan, öldürülen varsa... Elbet vardır. Vardır abi illaki. 7. bölgeye senin bulduğun bu bilgi umut olabilir abi. Biz 7. bölgeden insan toplarken bu insanların yaşama umudunu verebiliriz. Bakın bu insanlar yaşıyor. Hem de böylece öldürülme korkuları da olmaz. Çok iyi. Yaşıyoruz işte. Ama abi çok iyi abi. O zaman bir kanıt lazım bu insanlara değil mi? İşte ne? Biz bu bir kanıt lazım o zaman bu insanlara. Tabii şimdi bana gelip Igor atıyorum. Igor benim dayım olsa ve deseler ki Igor yaşıyor. Sen inandın mı mesela annem yaşıyor? Oğlum yok. O arada bizim sözümüz kanıt ya. Ne o kadar mı yani? Abi bu konuda olmayabilir. Ama yani şöyle cümle kuracağız çünkü. Şunu düşün. Ya bizim bir hacker tanıdık var. Seviye 5'i geçti gördü. Çok inandırıcı değil be Fuat. Oğlum değil tabii de zaten öyle anlatmayacağız hikayede. Bizim anlatmamız yetmiyor mu Suat'ım ya? Sanki... Yeter mi diyorsun? Ya tamam hani yine elimiz güçlü olsun. İnandıramadığımızda da kullanalım hani okey. Yani bir pembe koymayalım mı işin içine ya? Böyle Brian abi şey yapmıyor. Tamam da şimdi yani. Benim... Adam ölecek neredeyse haliyle ne olmuş? Benim Igor'u ya? Anladığım gibi kim kimi anlayacak ki yani? Abi sen anlıyorsan birileri de bir konuşmasını ama herkese her konuşmayı okutacağız mı oğlum? Abim. Abi
Umut bu dur ya. ya. Önemli olan o değil ki. Mesela diye konuşan bir kişi varsa, bak sen nasıl Igor'u umutlanıyorsun? Igor mu değil mi bilmiyoruz. O Ama zaman sen umutlanıyorsun. Biz tamam. O umudu zaman vereceğiz. röportajlardaki efendim kekeme, Ha? eli ayağı titreyen, R'leri Aynen. söyleyemeyen Sen aynen. tarzı insanları ayıklayalım. Siz de gidin mahallede deyin ki sizin böyle bir yakınınız öldü mü? Ne Ne diyeceğiz olur. abi ya? Kekeme yakınınız öldü mü diyeceğiz? Ne yapacağız? Olur. Oğlum bu, Abi gidelim diyelim insanlara bu arkadaşlar. iş Biz başlıyoruz diyelim Celal, Barış ve Ceren'in oğlu Igor'unkini bul. başlıyor Igor'un diyelim ya. ailesinden başlayalım. Ya Igor'un ailesiyle başlayan yanımıza güç olur. Gösterelim. Diyelim ki bakın arkadaşlar bu adama gösterdik. Bizi uğraştırmayın diyelim yani en azından. Hmm, Abi bir şey Fısıltı söyleyeceğim. gazetesiyle yayılırız Evet. hem de. Aynen yani. Şimdi Anonim fısıltı yayılır. Biz yaymış da yani. olmayız. Igor'un Kaç ailesi tane birine var söyler, abi o böyle birine söyler, o birine çok söyler. net olan kaç tane var senin kafanda? Bu Abi ben Igor'dur, bu Jet şimdi bilmem kimdir beni dediğin. çıkarana kadar, beni kovana kadar onlar, ben bir 10 tane çektim. 64'ünü de çekemedim yani. 10 tane de kaç tane var abi senin böyle Igor'dur bu gibi diyeceğin yani. Abi şimdi kendimi de tabii ikna etmeye çalışıyorum, dostlarımı Aha. eşleştirmeye çalışıyorum. 4-5 tanesi net Fuat. Anladım. Tamam abi 4-5 çok iyi değil mi ya insanları bir şeylere inandırmak için? 4-5 var. Biz Ceren'le Barış'ın oğluyuz. Böyle bir şey mahallede hiç yapmamışız. Hadi arkadaşlar wake up. Bu çağrıların hepsinin bir karşılığı Ya olur. peki abi bunun Neo, karşı Biko abi var, Leo var, bunun Lizard'ız. Yani karşılığını şöyle mahalle bizim çok mahallemiz, gettomuz bizim ya. bir tane de fotoğraf indirdim. Ne fotoğrafı? Ha, O ha, bak o. bahsettikleri mekanın fotoğrafı. Mekanın silüet gözüküyor mu? Bir kişi. Tamam. Kim mesela sen tanıyor musun? Göstereyim size fotoğrafı. Net Göster gözükmüyorsa abi. herkes olabilir bu arada ya. Çok iyi olur. Herkes kendi tanıdığını özdeşleştirir belki. Bir tane de içeriden var. Aa, bu dışarıdan. Tamam abi. Bu da içeriden. Böyle boş boş oturuyorlar. Sen hiç Bu gözün seçiyor mu abi birini bunu şudur gibisinden? abi bu en uzakta sağda duran Igor'a tutuyor ama yaşlanmışlar tabii yani. Ayaktaki Abi mi böyle yoksa daha oturan iyi. değil Ot en ayaktaki mi? uzakta oturan, en uzakta sağda Ha, oturan. köşedeki. Evet. Abi O böylesi daha piç iyi biraz Fuat. böyle toplucaydı. Bence de. Emin de olamayacak. O umudu iyice sıcak tutacağız. Öbür türlü yok bu Igor değil dese mesela şu an Brian. Tamam. Tamam şimdi bu fotoğraf çok iyi abi. Bizim zaten bizim konuşmamız sözümüz de yeterli de. Bu sözler konuşuldukça, bu fotoğraflar gösterildikçe bu sözler ister istemez o belirli bir kümenin içinde kalmayacak ya. Eyvallah. O kısımla alakalı ne yapacağız abi? Bu böyle dalga dalga gidecek bir noktada bu Silent Army'ler, ajanlar, köstebekler, ihanetler. Ne yapacağız o işi? Vallahi Başlıyoruz demek ya bu artık bizim yani. bir tane büyük plana ihtiyacımız var. Heh. İstiyorsanız ben son bir çağrı yaparım. Diğer herhangi bir bölgede hayatta olan bir alarm ajanı varsa ölmeye son göreve çağırdığım hepimiz için kutsal bir değer taşıyan çağrıyı yaparım. Evet abi Masayı ben toplarız. çok iyi abi belki hani konuşulur da şey kısmında hala anlayamadım. Ya yani biz elimize silahları alıyoruz sıka sıka merkeze mi gidiyoruz dedim korkunun Fuat. headquarter'ına mı gidiyoruz onu Oğlum, yakalayamadım ben. şöyle bir şey olabilir mi? Ben zaten bu planı yaptım. Kendi başıma Dream Corp'u alaşağı edebiliyorum. 3 tane de canım kardeşimi yanıma aldım çünkü kas gücüne ihtiyacım var gibi bir şey olabilir mi? Benim yanımda beraber yürüyecek, bu piçlerin nasıl haddini bildirebileceğini fikir verecek insan arıyorum zaten. Ya sen de yok o. Yani sen şu Anladım. köşede dur, sen şu sokağın başında dur, ben de tek tuşla indireceğim Dream Corp'u gibi bir şey yok.
Abi ne bileyim, bugün sen 5. seviyeyi sikince ben bir umut Analarını aldım siktim. senden yani. Oo fena, bu arada müthişim. Onda hiçbir İşte sıkıntı ha. yok. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ben size şunu yapabilirim kısa vadede. Bak. Bir. Toplarım. İnşallah hayatta kalan 1, 2, 3, 4 üst seviye ajanımız varsa ölmeye gelin derim. Diğer çağrılara cevap vermedilerse de buna vermek zorundalar. Rutin çağrı değil bu. Bu bir. Tamam. Ha, bu noktada anneniz de burada olur eğer hayattaysa. İki. Ama ölmeye geldiklerini bilecekler. Son bir göre. Evet. İki. Yanıma 5 tane adam alırım cevval. 2 gün dijitali paketlerim. Şeyi bile çalıştıramazlar. Akademinin girişindeki X-ray'i bile çalıştıramazlar. Kağıda kaleme dönerler 2 gün. Abi şu Silent Army'nin silahları, onlar bir ağa Dijital bağlı mı? kapanınca Cyber Army ne lan? Hepsi zaten Silent Army ne? Hepsi robot. Silahları? Oğlum kafası çalışmayan robot silahı nasıl sıkacak? Yani sen bize 48 saat veriyorum ben size Suat. 48 saatte biz Dünyayı kurtaracaksınız. dünyayı turuncuya boyayacağız. Bana fark etmez. Yanına mavi koymayın da Suat. Sarı düşün. Alarm kodu abi, yani tamam abi ya. Şeyler öyle. Yani. Siz bunu daha önce yaptınız mı bu arada ya? Neyi? Biz bugün fark ettik çocuklarla konuşurken. Bu güvenlik seviye 5 falan biz çalışırken başımıza hiç gelmedi. Bundan önce de ta 15 sene önce. İmplantasyon gününden önce 8 Haziran'da büyük günde yaptık. Bizim istediğimiz çipler takılacağı için sisteme tamamen hakim olmamız gerekiyordu. Yaptık. Süre mi yetmedi sonra? Babanı aldılar yani. Hepimizi aldılar gece işte. Ben kaçtım. 8-10 kişi, annem vesaire falan. Yok ne bileyim hani böyle Sistemde bir sıkıntı yoktu. Silent Army'de etkisizken. Bunların çevrimiçi piçleri geldi. Robot olanlar değil. O mahallelerde devreye mevreye gezenler yok mu 1. seviye? Yani geçen geldiler daha herhalde. Onlar geliyor. Ama öbürleri gibi değil tabii. Çok ani oldu. Farkındayım. Ama diyorsanız ki abi süre lazım. Uyuturuz yani. Ben çıkar giderim. Ses de etmem. Onlar alarmda takılsın. Ben Bir yeni bir gün şey lazım olacak yapmayabilirim. süre abi. Hayır, Bir gün. istediğiniz zaman veririm süreyi. Ha. Aha. Hatta öncesinde vermemek daha faydalı. Ama ne kadar geç o kadar benim girdiğim delikleri kapatırlar tabii. İşte o yüzden diyorum. Yani öncesinde çok uyandırmayıp tek bir anda bütün kurşunlarımızı sıkacağız. O zaman abi 7. bölgede örgütleneceğiz. Senin bu bilgilere ihtiyacımız var. Bana çevrim dışı kafası böyle bilgisayara basan birkaç kişi bulabilir misiniz? Benim hiç Buluruz abi. tanıdığım yok ya. Yani buluruz abi, tanıdık Çıkar bulacağız. mahalleden çocuklar. Tamam. Yani deneriz. Ama bunların hepsini bulmamız etmemiz falan, hani startı veriyoruz demek ki İş. o fısıltı gazetesi yüzünden abi. İş. Biz mesela okula gidip gelmeye devam edelim mi? Sizce? Dediğim sizin Yani. hiçbir değişiklik yok sizin için. Ben şeylerinizle oynadım da sizin buraya geldiğiniz falan bilinmiyor. Bu arada şey yapıyorum. Sizce derken cümlenin sonunda Şahin ve Fuat'a bakıyorum. Brian bunu ben hallettim falan derken hala bizim çocuklara bakıyorum. Okay. Dönmedim Brian'a hiç. Ya bu soruyu ben sana sormadım ama hani bunu da sana şu anda söylemiyorum, tadımız kaçmasın gibi bir yerde. Gidelim mi okula sizce? Yani Gitmezseniz bilmiyorum. ararlar oğlum. Başlamak. Ya gitmezsek de başlamak demek bu. Gidersek de bu. Yani Dersek bu. sürekli yakınlarında olacağız.
takip ediliyor olacağız. Her gün aranıyor olacağız. Evi sürekli boş bırakıyor olacağız. Ama gitmezsek de resmi olarak bir şeylere başladık ve artık karşınızdayız demek. İkisi de risk. Nasıl başladık? Yani nasıl başlıyoruz? Tam nerede başlıyoruzla alakalı bir konu gibi bu yani. Evet. Yani daha bir şeye başlamamıza gerek yok bence. Abi bence de istersek pause modunda takılabiliriz ama hani biz gidip işte bize bir 5 tane bilgisayardan anlayan adam lazım dediğimizde ne oluyoruz gibi bir şeyler başlıyor ya ufak ufak. Onlardan bahsediyorum hani. Ama ben çözeyim istiyorsanız. Ya biz full eylemsizlik anında mı bekleyelim? O tarz bir şey mi yani? Ya sizin güvende biz olmanız... Biz ufak ufak şey yapabiliriz abi biz ya. Biz başlayabiliriz hani. O yok yok bence ufak yani. Başlayabiliriz Fuat. Mesela şeye ne diyorsun? Gittik şöyle bir şey duyduğumuzu söyledik. Abi böyle bazı insanlar bu öldü falan deniyor da hayatta... Hayattalar olabilirlermiş. Tamam bizim abi. Kulağımıza da çalınıyor. Acaba bizimkiler falan da var mı? Tamam. Böyle ufak ufak bir en azından nifak atalım ya. Bir ufak bir tohum atalım. Abi. Bakalım ne çıkacak içinden. Bir yandan da bu... Fuat bir yandan da bu Dream Corp ne oldu ya? Hackerlar falan alt edebiliyor mu Dream Corp'u? Gibi. Ufak ufak. Biraz düşmanı küçültün oğlum. Böyle birazcık o paçalı renklerini bir biraz kirletelim abi. Biraz matlaştıralım o ya. Yani bizi abi. Bu hayata mahkum edip bir yandan da sıkıntı yaşamayacaklarını mı düşünüyorlardı ki? Bak yaşadılar, akademiyi kapattılar. Abi. Bizim bu insanlar için yani bütün bu hepsi için bir umuda ihtiyacımız var ya, şöyle ki ben mesela bu olaylarla alakalı yıllardır ne konuşurum ne takarım, yok Ceren'miş yok Barış Keskin'miş falan, açıkçası çok umurumda olan meseleler değildi. Ta ki bu Şahin isimli kardeşim bir gün abi yapalım edelim çözelim bu mevzuları diyene kadardı. O benim çözerken hani bu böyle ya yeter artık üzerimdeki ölü toprağını serpeyim de bu işlere gireyim derkenki motivasyonum da aslında benim şahsi meselem değil de Şahin'in gözünün içinde gördüğüm o heyecan, o parıltıydı. Yani öyle oluyor bu işler. Ben de babanın gözünde gördüm aynı parıltıyı. Aynen bak abi, anlatırken şu an tüylerim diken diken oldu. O meseleydi. O yüzden ben ya tamam lan hadi o zaman yapalım. Böyle yaşamak değil ki yaşamak. Yaşamaksa eğer öyle yaşamak gibi bir düşünceyle yola çıkmıştım. Şimdi aynısını bu alarm için insanlara da mı hissettirebilsek? Acaba hani böyle alarm is back konseptiyle bir şeyler mi? Hani o vursak mı oradan da böyle bir genel bir... Bir sonraki uyandırsak. Sen öyle bir numara yapabilir misin? Bir ya? Sonraki buluşmamızda video, fotoğraf, eski belge, alarmı insanlara anlatacak dokümanları ben size ayarlayayım. Hikayemizi anlatın. En kötü daha çok insan bilmiş olur. Biz hikayemizi yine anlatalım da bir şey gibi demek istedim ya. Ben hani ya böyle... Şimdi ne bileyim işte eski tarz filmlerde çok oluyor. Böyle biraz hayal de şey yapmak istemiyorum ama böyle vurucu hani böyle bir anda her yerde billboardlar, afişler, alarm logoları falan hani öyle bir manyaklıktan bahsediyorum. Hani daha böyle pis cesaretlendirici bir madar ettin ya sen bugün bunları. Ettim. Hah. Sen o madar işlerini çok iyi yapıyorsun gibi ondan mı acaba dedim. Yapsak hani böyle mesela bir bütün televizyonları hacklesen bir alarm döndürsek. İşte ya da bizim çocuklarla bir sprey boyaya mı çıksak gece bir anda böyle 7. mahallede bir anda sabah kalktıklarında ne oluyor lan alarm geri mi döndü hissiyle mi acaba? Sadece benle direkt. Sadece benle olmaz. Toplayın ekibinizi. Heh. Birkaç gün tamam. İçerisinde boyayın her yeri. Yazın, logomuzu basın, sağa sola anlatın, yakalanmayın. Siz bunu hallettiğinizde onlar bunun şokundan kurtulamadan söz akademi X-ray'inden geçerken binanın tamamında bizim logoyu görürsünüz. Ha. Artık uyanmak çok lazım. İyi. Çok iyi. Artık uyanmak lazım. Beyler. Uyanmak lazım abi. Artık uyanmak lazım. Çok iyi. Hadi gidin, bir şey olmadı. Çıkarken Şahin'in koluna gireceğim. Şahin'e bir şey soracağım. Bitirmeye. Siz çıkabilirsiniz.
Herif az tutmak istiyor sizi zaten. Sen hayırdır? Bir sürü enerjiyi abi çekiyoruz, abi açıyoruz, kaçıyoruz. Ağladın ağlayacaksın, çok mutsuzsun. Senin şirket mi kardeşim Dreamcorp? Abi ben anlamadım ki ne yapıyoruz. Adam dedi ki 64 tane alarm yoldaşımızı buldum dedi. Kimse insanları kurtarmaktan bahsetmiyor. Gidelim millete fısıltı gazetesi gibi dedikodu yayalım falan deniliyor. Yani anladım biraz mantığı. Hani böyle alttan alta insanların böyle içindeki közü alevlendirelim falan ama bana çok ağır geldi abi bu işler. Yani Niko biz... yanınızda mı? Kim? Niko. Bilmem, Niko'ya soralım. Yanınızda mı Niko? Uygunsa gel beraber döner sizle yani. Ben kovmadım. Yani Şahin bunları söylüyor mu Niko'ya diye soruyorum aslında. Ben öyle kol kola yürüyorduk. Hani anlatıyorum. Duyuyorsa duyuyordur. Oğlum gidelim 6 kişi mekan mı basalım? Abi mekan basalım gibi değil ya. Bu adam bu sistemin içine kadar girmemiş. Oturayım ben sabaha kadar çayını, kahvesini, bakımını ne istiyorsa yapayım. Girsin güvenlik kameralarına baksın. İçeride kimse var mı? Tanıdık insanlar onlar mı falan. Biraz daha aksiyon istiyorum gibi düşündüm ben. Ha. 15 yıl sonra 24 saat uğraşıp bulduğu mekanın güvenlik kameralarına girsin, çayınla izlesin diyorsun. Ay yetmedi çay. Daha net kanıtlardan oğlum, bahsediyorum. Biz insanlara gittik, senin dayın yaşıyor olabilir. Hadi gaza gelin, alarmı yeniden canlandırıyoruz falan. Bana sadece biraz çalışmayan bir plan olduğu için değil, çok daha ağır işleyecek bir planmış gibi hissettirdi. Keşke yarın uyansak da Brian her şeyi çözmüş olsa. Böyle bir iki adım hızlanabilir miyim? Şahin'in zaten kolundayım. Tabii. Ya. Hani böyle... Şahin. Efendim abi. Bazen kardeşim. Maviyi, yeşili, turkuazı, sarıyı net görmektense... Hı hı. Beyazın içinde zaten onların var olduğunu bilmek ama nerede olduklarını bilmemek daha etkilidir. Yani bunu söylemenle beraber abi sapsarı oluyor böyle saatin. Sanki hayatında söylediğin en doğru şeyi söyledin. Asla hiçbir şey anlamadığını biliyorsun Şahin'in. Bu mevzudan. Fuat da anlamadı ama sen ne dedin lan öyle? Doğru bir şey söyledin sen. Ve Mukavemet'in 3. bölümünün sonuna geliyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Yeni bir yola girdi Keskin kardeşler ve alarmı çaldırmak için, insanları uyandırmak için evlerine doğru yürüyorlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu çabaları karşılık bulacak mı? Yanlış bir şey mi yapıyorlar? Doğru bir şey mi yapıyorlar? Becerebilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Bir şey diyor musunuz? İyi geceler. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.